Sevgili seyirciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin dört bir köşesinde bizi izleyen herkese selam ve saygılar efendim. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Haftanın son gününde çok heyecanlı bir program yine sizleri bekliyor. Ama ben her zamanki dileklerle açmak istiyorum programı. Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket sizlerle olsun efendim. Allah iyilerle karşılaştırsın. Herkese selam olsun. Hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Şeref verdiniz efendim programımıza. Ve hocalarım yine haftanın son gününde çok değerli hocalarım. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim iyi programlar diliyorum. Teşekkür ederiz size de. Sevgili seyirciler, bir anne ve bir kuzen var stüdyomda. Hemen direkt konuya girmek istiyorum. Çünkü sonuç olarak Irak'tan ülkemize 5 yıl önce gelmiş Eskişehir'de yaşayan Iraklı bir ailenin güzeller güzeli kızı Sally ortada yok efendim. 2 Eylül'den bu yana bazı şüpheli durumlar var, bazı tahminlerimiz var ve ortada da tırnak içinde söylüyorum bir erkek arkadaş var, Muhammed isimli ama karşılıksız ama efendim saplantılı bir şey, ama bir şey var Muhammed diye. Üstelik de bu kızımızın en son telefonunun sinyalinin verildiği, görüldüğü yer, duyulduğu yerde Muhammed'in evine 200 metre. Yani aynı baz istasyonundan sinyal alınmış. Daha ne olsun, şüphelenmek için pek çok sebebimiz var. Gerçeğin peşinde başlıyor efendim. 20 yaşındaki Sally, Eskişehir'de 8 gün önce ansızın kayboldu. Ailesi genç kızı saplantılı aşığının kaçırdığını iddia ediyor. Sally'i çok beğendi, hoşlandı. Ama Sally hayır, bir sadece arkadaşım dedi. Muhammed'i aramış, gel bir çok önemli bir şey alacağım söylemiş. Saplantılı aşıktan çelişkili ifadeler. Telefonla polislerle konuşurken geldiği anda ondan sonra hemen gitti söylemiş. İfade verirken hiç görmedim söylemiş. Muhammed'in iki ayrı çelişkili ifadesi var. Neden kardeşine mesaj attı? Seninle buluşacaktı. Evet. Ne oldu benim ablama, nerede? Konuştun mu? Evet, bana mesaj gönderdi, ben gelemem diye. 20 yaşındaki Sally nerede? Muhammed iddialara nasıl cevap verecek? Birazdan. Anne Leyla Hanım stüdyomuzda, bir de kuzen Hasan Bey stüdyomuzda. Anne Türkçe'ye çok hakim değil, daha çok Arapça derdini anlatıyor ama anlıyorsun da, az çok da bizi anlıyorsun Leyla Hanımcığım. Şimdi biraz önce size Muhammed isminde bir gençten bahsettim. Tabii ki Hasan Bey'den kopya çekiyorum. Muhammed'le ilgili şunu söylememiz gerekiyormuş. Kuvvetli suç şüphesi oluşturan bir kişiden bahsediyoruz. Yani davranışları, özellikle evine yakın, en yakın baz istasyonundan Sally'nin telefonun sinyal vermiş olması kuvvetli suç şüphesinin Muhammed üzerinde yoğunlaştığı anlamına gelir. Bu da Muhammed'le alakalı olarak bizim şüphelerimizi ve araştırmalarımızı derinleştirmemiz anlamına gelir. Kızımızın ismi Sally ve 20 yaşında, üniversite 2. sınıf öğrencisi, 5 yıldır Eskişehir'de yaşıyor aile. Bir kız kardeşi var, Tuğçe. Bundan 1-2 ay önce hayatlarına Muhammed isimli bir genç İngilizce kursunda arkadaş olarak giriyor. Muhammed 28 yaşlarında, özür dilerim, 20 yaşında, 28 yaşında. 28. Muhammed 28 yaşında ve 2 ay içerisinde Sally'ye olan gözle görülür bir biçimde ona karşı duyguları var. Ona sürekli buluşalım, görüşelim, hoşlanıyorum, başkalarına ben onunla evleneceğim, isteyeceğim tarzı yaklaşımları var. Bu ilginin karşılıksız olduğu şüphesi de bizde uyandı. Şimdi bugün canlı yayınlarımız olacak. Bir kere canlı yayında Sally'nin kız kardeşi Tuğçe ve yanında da çok önemli bir görgü tanığı olacak. Muhabirimiz Murat Sönmez'in yanında çok önemli bir görgü tanığı var. Sally ile alakalı. Ayrıca da biz bir güzergah veterisi yaptık. Yani bu kızımız Eskişehir'de, hani bir mesaj gelmiş,
demiş ki ben işte Muhammed'ten mesaj geldi, buluşmamız lazım, çok önemli bir şey alacakmışız vesaire demiş. Ondan sonrasını ve Muhammed'in evini kapsayan bir güzergah beterimiz var. Evinin civarını diyeyim size. Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Seli, Muhammed'le görüşeceğim diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ekibimiz genç kızın kayboluşunun izini sürüyor. Eskişehir'de üniversite eğitimini sürdüren 20 yaşındaki Irak uyruklu Sali, 2 Eylül Perşembe günü ailesiyle yaşadığı bu apartmandan arkadaşımla buluşuyorum diyerek çıktı ve bir daha geri dönmedi. Son sinyal, saplantılı aşığının 200 metre yakınında. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Sali'nin ailesi merak ettiği için Sali'ye telefonla ulaşmaya çalıştı. Ama çalan telefonlara kimse bakmadı. Saat 21'den itibaren de Sali'nin telefonu birdenbire kapandı. İşte kapandığı nokta bulunduğumuz alan içerisinde ve Sali'nin yanına gideceğim dediği Muhammed'in evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta. Sali'den günlerdir haber alamayan gözü yaşlı ailesi şimdi kızlarından gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Genç kız Seli nerede? Bir de şunu tabii ki hatırlatmam lazım. Muhammed iki ayrı ifade verdi. Birincisinde dedi ki geldi, çok çabuk gitti benim yanımdan dedi. Sonra emniyet mutlaka bir şeyden şüphelenmiş olmalı ki birdenbire Muhammed İstanbul'a geliyor, Eskişehir'e, Eskişehir'den ve ikinci kez ifadesine başvurulmak üzere Eskişehir'e çağrılıyor. Oradaki ifadesinde de hiç gelmediğini söylüyor. Yani bu iki çelişkili ifade dahi bizim dediğiniz gibi kuvvetli suç şüphesi oluşması için önemli bir veri elimizde. Kuvvetli suç şüphesini arttıracak bir detay daha var. Bir elimizde. Detay daha var elimizde. Şimdi haritaya geliyorum. Sol üst köşede gerçekten Sali dünya güzeli bir kız. İkinci sınıf öğrencisi, hayalleri var, kaydını yaptırmış ikinci yıla. Yani böyle bir kaçmak gibi bir durum olduğunu pek düşünmüyorum. Bravo. Açıkçası. Evet, şimdi Sali'nin evi burası. O gün, şimdi birazdan Tuğçe bize detaylarıyla anlatacak zaten kız kardeşi de. Leyla Hanım o gün evden çıkıp gitti, doğru mu? Doğru. Doğru. Kız kardeşine ve bir arkadaşına dedi ki Muhammed mesaj attı, çok önemli bir şey alacakmışız, onunla buluşmaya gidiyorum dedi. Geldi, Muhammed'in evini de şöyle gösterecek olursak haritada, çok yakın bir nokta değil. Yani Sali'nin oraya gitmesi için başka bir sebep olabilir mi Hasan o bölgeye? İmkansız. Ne var orada? Oraya hiçbir şey yok. Alışveriş merkezi mi var? Sinema mı var? Kurs mu var? Kurs mu var? Kursa yakın mı? Yok. Nereye yakın? Neden oraya gitmiş olsun? Bir de arasındaki mesafe ya bir sokak arasında ya bir sokak önde yani. Evet. Aynen. Tamam. Ben de diyorum ki Sali diyelim ki Muhammed'in dediği gibi ikincisinde diyor ya hiç buluşmadık, gelmedi. Diyelim ki ona gitmedi. Peki niye gitmiş olsun o bölgeye? Ne var ki o bölgede? O rekors yok, bir şey yok. Kız arkadaşları da yok o tarafta. Hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla son telefon sinyalinin geldiği yer olan, şöyle yakın bakacak olursak, bir dakikalık mesafe 43 metre. Evine 43 metre Muhammed'in. Dolayısıyla biz bundan şüphe duymalı mıyız, duymamalı mıyız? Kesinlikle duymalıyız. Yani hatta şüphelerin bu noktaya sadece yoğunlaşması lazım şu an itibariyle. Net. Evet, tekrar soruyorum. Hasan sen de Eskişehir'de yaşıyorsun. Evet. Yıllardır orada yaşıyorsun. Aynen. Beraber mi geldiniz siz ailece? Yok, ben daha önce geldim. Daha 2015'te önce yani geldim. Sen 5 yıldan da fazladır aynen, yaşıyorsun. Aynen 7 yılda buraya. Bir daha soruyorum. Evden çıktı, hazırlandı. Ben şimdi Tuğçe'ye soracağım nasıl hazırlandı, makyaj, süs vesaire ne vardı? Buraya gelmesi için arada da bayağı mesafe var. Herhangi bir sebep yok diyorsun, doğru mu? Hiçbir sebebi yok. Aynen. Yok. Doğru. Alışveriş merkezi yok, kütüphane yok. Aynen. Efendim kurs yok. Arkadaşları oralarda oturmuyor. Aynen. Yani gelmesi gerek tek yer geldiyse Muhammed'in yakınına, evine. Ki Muhammed'le görüşmüş zaten. Zaten görüşmüş. Önce. İlkinde Muhammed öyle diyor. Sonrasında hayır diyor. Dolayısıyla bu kızımızın saat 19'a kadar, saat 21'e kadar, akşam 9'a kadar telefonu açıktı. Doğru. Ama aramalara cevap vermedi. Cevap vermedi. 9'dan sonra telefon kapandı. 9'dan sonra, akşam 21'den sonra da telefon tamamen kapandı. Son sinyalde işte Muhammed'in evine bir dakikalık mesafede 50 metre
yakınında bir yerde verdi. Şimdi canlı yayına dönelim. Çok önemli bir görgü tanığı var demiştim. Muhabirimiz Murat Sönmez'in yanında ayrıca da Salih'in kız kardeşi Tuğçe var. Murat'cığım merhaba. Öncelikle seninle Salih'in kaybı üzerine yaptığın harici araştırmalar, duyumlar vesaireler, onunla ilgili genel bir toparlama rica ediyorum. Evet, 2 Eylül tarihinde Salih evden çıkıyor ve az önce de Hasan Bey de ifade etti. Kuvvetli suç şüphesi bulunan kişi diye adlandıracağımız Muhammed'in yanına gideceğim diyerek evden çıkıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Az önce haritada da belirtmiştik, telefonun son sinyalinin olduğu nokta Muhammed'in evine yaklaşık 1 dakikalık mesafe içerisinde son sinyal veriliyor ve o gün bugündür Salih'den hiçbir şekilde haber alınamıyor. Bizler de gerçeğin peşinde ekibi olarak Eskişehir'deyiz. Çalışmalarımıza başladık. Tabii şunu söyleyelim. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bu soruşturmayı çok hızlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Özellikle Salih'in evden çıktığından itibaren sonuca ulaşabilmek için tüm ihtimalleri değerlendiriyorlar diyebiliriz. Çalışma çok hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. Bizler aileyle beraberiz. Yanımızda hemen Ceren Hanım var. Ceren Hanım özellikle olayın olduğu ilk andan itibaren, komşusu kendisi, Salih'in komşusu, ilk olduğu andan itibaren aileyle beraber ve olayın içerisinde olan bir kişi. Şunu söyleyelim, bulunduğumuz nokta Eskişehir merkezde bulunan bir nokta. Çok işlek bir nokta. Salih'in evinin bulunduğu nokta. Yine Muhammed'in evinin bulunduğu nokta da çok işlek bir nokta ama şöyle diyebiliriz. Özellikle Anadolu Üniversitesi'nin hemen arka cephesine düşen bir bölgede çok fazla öğrenci evinin bulunduğu bir yer ki Muhammed de burada öğrenci olduğu ifade ediliyor. Yine iddialar doğrultusunda. Bulunduğumuz bölge içerisinde Anadolu Üniversitesi'nin kampüsü çok yakın. Hemen birkaç dakika içerisinde Anadolu Üniversitesi kampüsüne gidilebiliyor Muhammed'in evinden itibaren. Yine son sinyalin verildiği noktadan itibaren birkaç dakika içerisinde Anadolu Üniversitesi kampüsü içerisine girilebiliyor. Öğrenci evlerinin çok yoğun olduğu bir yer, işletmelerin çok yoğun olduğu bir yer. Aslında o bölge öyle ıssız, tenha bir bölge de değil. Çok işlek bir nokta ama dediğim gibi öğrenci evlerinin çok fazla bulunduğu bir bölge. Tabii Salih'in başına ne geldi? Güvenlik güçleri çok hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Salih nerede, yaşıyor mu? Yaşıyorsa nerede? Başına bir iş geldiyse kimler tarafından getirildi? Tüm bu soruların cevabı yapılan çalışmalarda ortaya çıkacak. Tabii bizler de araştırmalarımıza burada devam edeceğiz. Şimdi tabii kampüs yakın deyince farklı seçenekler de ortaya tabii çıkmaya başladı. Üniversite orada dedin. Yani tekrar üniversiteye yaptırmıştı kaydını zaten değil mi ikinci yıl için? Yaptırmış. Dolayısıyla tekrar gitmesine bir gerek var mıydı, sebep var mıydı okula gitmesine? يرالي طالب منها تروح المدرسة النوبلو ماكو أي لا بعد لا يو Ayrıca okula gitseydi okula gidiyorum derdi zaten. Hayatına, olağan akışına uygun bir davranış olsaydı zaten okulda görünürdü. Okuldaki kamera kayıtlarını da yansırdı. Tabii. Ben sadece şunu söylemek istiyorum Murat. Oradaysa Tuğçe'ye de sorsun. Eskişehir'de yani, okuyor. Orada öğrenci evi yani sınıf arkadaşı veya da fakülte arkadaşlarının bir öğrenci evi var mı Muhammed'in evine yakın bir noktada? Ben Tuğçe'ye soralım. Bir dakika, ben şeyi bir netleştirmek istiyorum. Dün ben Eskişehir Üniversitesi'nde okuyor gibi anlamıştım. Salih İstanbul'da mı okuyordu? Çağatay Dursun İstanbul. Online. İnternet üzerinde. Yani, online. Online. Canlı. Online okuyordu. Çünkü korona var. Tamam, yani orada o zaman orada kampüse gitmesi için bir sebep hiçbir yoktu. Sebebi. Peki Tuğçe, önce şununla başlamak istiyorum. Önceki gün Muhammed İstanbul'dan kalktı, tekrar Eskişehir'e geldi, ikinci kez ifade verdi. Sen bu ifadeyi, ifadesinde ne dediğini biliyor musun? Evet, yani ben ve Salih normal arkadaşlar, Salih aynı gün hiç görmedim. Yani 2 Eylül'de görmedim ve bir ay önce bile görmedim. En son gördüğüm Temmuz ya da Haziran'da böyle yazdı. Bu doğru mu? Evet doğru. Hayır, yani doğru mu söylüyor? Bir ay, iki aydır zaten, iki üç ay önce, evet, iki ay önce görüşmediler ama 2 Eylül'de ben eminim görüştüler. Şimdi ben Ceren Hanım'a bir dönmek istiyorum. Bir görgü tanığı, komşu. Ceren Hanım merhaba. Merhabalar. O günü anlatır mısınız? 2 Eylül günü ne oldu, ne gördünüz? Bizimle neyi paylaşmak istiyorsunuz? Yani Serap Hanım, ben 2 Eylül gününü bilmiyorum aslında. Şöyle, ben 4. gündü kayıp
yani kayboluşumun 4. gününde öğrendim. Sonrasında işte sürekli tabii sordum ne yaptıklarını, nasıl bir yol izlediklerini. Baktım hiçbir yol gidemiyorlar ve çok çaresizler. Beraber onları yanıma aldım ve karakola gittim. Sonra karakoldaki arkadaşlardan, memurlardan bilgi almaya çalıştım. En son sadece ya çok şey olmasa da hani bilmiyorum doğru mu ama son sinyal nereden alınıyormuş onu öğrendim. Sonrasında o bölgeye gittim. Tabii arkadaşlar yanımızdaydı hep. Arkadaşları falan da aldım yanıma. Dedim ki bu bölgede kim var? Yani burada biri var demek ki görüştüğü ve bunu siz biliyor olmalısınız. Muhammed diye bir arkadaşı vardı ama bu bölgede dediler. Ama tam olarak nerede oturuyor bilmiyoruz. Öyle olunca ben de Muhammed'in oturduğu yeri bilebilecek birilerine ulaştırdım. Bir arkadaşları geldi, işte şu binada Muhammed oturuyor dedi. Bina görevlisine sordum, doğru Muhammed diye birisi oturuyor. Doktor olduğunu söylüyormuş. İşte çalıştığı yerden bilgi almaya çalıştım. Gerçekten öyle bir çalışan var mı diye pek bir bilgiye ulaşamadım. Sonrasında Muhammed'in numarasını aradık biz bir şekilde. Telefonu açtı. Çok panikledi, kapattı, arkadaşlarını aradı, polis arıyor zannetti. İstanbul'da olduğunu söyledi, sesi kısılmış. Bir de şöyle bir detay var. Çok özür dilerim. Ceren Hanım, bu siz bizzat konuştunuz yani Muhammed'le. Yanımda eşim konuştu. Türkçe mi konuştular? Türkçe çok zor da olsa konuştu. Biz hiç bilmiyor zannediyorduk ama İstanbul'da olduğunu falan ifade etti. Konuşabiliyor, derdini anlatabiliyor. Çünkü biz arkadaşlarım aradı onu. Telefonu açar açmaz no Türkiye falan bir şeyler söyleyip kapattı. Doğru. Ama sorularımıza cevap verebilecek kadar Türkçe bildiğini söylüyorsunuz. Yani bize İstanbul'da olduğunu anlatacak kadar ve boğazının rahatsız olduğunu anlatacak kadar bir bilgi verdiğini hatırlıyorum. Bir doktor boğazı ağrıyor ve Eskişehir'den bunun için kalkıp İstanbul'a mı geliyor? Olay zaten 2 Eylül yani 3 Eylül'de kayıptan bir gün sonra bu Muhammed adlı şahıs enteresan bir şekilde sesi kısılıyor. Hiç sesi çıkmıyor. Ondan sonra ne oldu senin sesine diyorlar. İşte boğazım kötü falan. İstanbul'a gidiş nedenine de işte tedavi olmaya gitmiş. Yani kendisi doktor, bir hastanede çalışıyor. Tedavi amaçlı gidiyor. Eskişehir'de de üniversite tıp fakültesi var. Yani üniversite hastanesi var. Hani ileri düzeyde. Yani burada bir boğaz ağrısını tedavi edemeyip İstanbul'da edecek yani öyle bir hastalık değil bu. Sonrasında birkaç bilgi daha aldım. İşte görüştüğü arkadaşlarıyla iletişime geçirdim Tuğçe'yi falan. Şey demişler, Paris'e gitmekten bahsediyormuş Muhammed. Yani ben de burada bir kaçış olabileceğini düşündüm. Şimdi konum bilgisine baktığımızda sinyalde Muhammed'in evi çıkıyor. Daha önceden hoşlantısı var mıymış? Evet varmış. Çok özür dilerim Ceren Hanım. Ne olacak? Söyleyeceklerinizi unutmayın lütfen. Bir araya gideceğim ve siz ve çok çok tabii ki önemli şeyler söylüyor. Bu arada İsmet'i biliyorsunuz efendim, 4 çocukla ilgili DNA testi konusu ve Gizem, dün yayında öğrendiler boşandıklarını. Gerçekten İsmet ve Gizem olayında bugün ikinci mi dersiniz, üçüncü perde mi dersiniz, çok sürpriz bir şekilde, hiç beklemediğimiz bir şekilde bir isim ortaya çıktı ve buraya İsmet'le yüzleşmeye geleceğini söyledi. Evet efendim, hiç beklemediğimiz bir isim gelecek stüdyoya İsmet'le yüzleşmek için, bizi bile şoke eden bir gelişme bu. Peki şimdi 20 yaşında bir kızımız var, adı Sally. Gerçekten çok güzel bir kız. Üniversite 2. sınıf öğrencisi ve Eskişehir'de ailesiyle birlikte yaşıyor. 5 yıl önce Irak'tan gelmiş değerli kıymetli bir aile. Hiçbir problemleri sorunları da yoktu ta ki Sally'nin hayatına arkadaşça giren Muhammed isimli bir kişi çıkıncaya kadar. Şimdi elimizde bir Muhammed var. Muhammed doktor olduğunu söylüyor. Muhammed bir geldi diyor, bir gelmedi yanıma diyor. Sally'nin telefon sinyali onun evinin bir dakika uzağından veriyor sinyali vesaire. Şimdi görgü tanığımıza dönmek istiyorum. Aynı zamanda
kız kardeşi Tuğçe de muhabirimiz Murat'ın yanında. Ceren Hanım, sizin lafınızı kestim. Özür dilerim öncelikle. Şimdi lütfen devam edin. Bütün bildiklerinizi bizimle paylaşın. Yani işte en son telefon görüşmesinden sonra arkadaşlarını arayıp panikle polis arıyor bizi falan gibilerinden bir şeyler söyledi. Benim yanımda konuştular. Ben sürekli zaten kızlara tercüme ettiriyorum. Sonra işte benim eşim şey dedi, yani bu çocuk korkuyor. Yani beni polis zannetti ve korkuyor. Bence bu dedi İstanbul'da da değil, yalan söylüyor. Yani şu anda bir şeylerden kaçıyor. Öyle olunca işte biz sorduk yine sağa sola. Tabii evinin oralarda tur attık, baktık. Hatta o gün bir de şöyle bir şey oldu. Orada bir esnaf, onun paket servisçisi kapının önünde oturuyordu. Salim'in resmini gösterdik. Dedik ki bu kızı gördün mü burada hiç, buralarda? Aynı sokağa göstererek. Şu sokakta sanki bir yarım saat önce ona benzer birini gördüm gibi dedi. Ama hani bir günlerdir yok, hani yarım saat içerisinde orada elini kolunu sallayarak gezebilir mi? Ne olabilir? Ona istinaden ben oradaki hani bakkallara, büfelere, yani orada hani sabit duran ve uğrama ihtimali olabilecek her yere sordum. Kimse böyle birini görmediğini söyledi. Sonra işte arkadaşlarından bir tanesi, onun erkek kardeşi kendisini aradı. Şimdi şöyle yapıyor, bir arıyorsunuz telefonlarını açmıyor, bir açıyor işte benim sesim zaten kısık, işte konuşamıyorum, işte ben tedavi olmaya geldim diyor. Sonra birdenbire polisler gözaltına almışlar, soruşturma için çağırmışlar. İfadeye ortaya çıkıyor Muhammed. İfadeye çağırmışlar, evet. Herhalde, evet. Birden Muhammed ortaya çıkıyor, sonra Paris'e gitme isteği zaten. Ama bunları çok hızlı bir şekilde yapıyor. Şimdi çok değer verdiği bir arkadaşı mesela Sari. Şimdi sen bunun kaybolduğunu duyuyorsun. Hiçbir arama girişiminde bulunmuyorsun. İstanbul'a gidiyorsun, Paris'e gitmeyi düşünüyorsun. Hiçbir şekilde kardeşini ya da arkadaşlarını arayıp Sari'den haber var mı diye sormuyorsun. Şimdi tek şüpheli o oluyor bu durumda. Ha biz yine mesela belki birisi hedef şaşırtıyordur diye düşündük. Başkalarıyla kontak kurmaya çalıştık elimizden geldiğince, ama her yolun sonu açıkçası Muhammed'e vardı. Peki doktorum demiş ya, hastane adı ya da Tuğçe, sen biliyor musun kızım? Doktor mu gerçekten bu Muhammed? O doktor değil, yani fizik terapisi falan böyle çıktı. Fizyoterapist. Fizyoterapist gibi. Yine doktor tabii de. Ama yok, şöyle bir şey, yani bu anladığım kadarıyla annesi Türk falan dendi ama yabancı uyruklu bir kişi herhalde. Tabii. Aynen, yabancı bir uyruklu. Ha, yabancı uyruklu, evet zaten. Yabancı uyruklu sağlık çalışanlarına artık izin veriliyor diye. Ama yani bu kadar serbest olamaz. Hani o şehirde, yani yıllık izin almadığı sürece o şehirde çalışıyorsun. İşte sabah 8 akşam 6 mesaide olması lazım. Böyle ortalıkta dolaşıp da kurslarda... Yok canım, bir de yani sesim kısıldı diye bir doktor kalkıp Eskişehir'deki güzelim hastaneler dururken niye İstanbul'a gelsin? Yani. İkametgahı orada, orada yaşıyor, evi orada. Madem de doktorum diyor ya da fizyoterapist, her neyse, bir sağlık kurumunda çalışıyor demektir bu. Bu durumda niye İstanbul'a gelsin şöyle hocam? Şöyle bir durum var. Psikojenik körlük ve psikojenik... işte soracaktım dinsizlik. Hocam, ses kısıklığı. Yani ağır travmalardan sonra bazı kişilerde sinirsel körlük veya sinirsel ses kısılması, ses çıkmaması durumu olabiliyor. Yani şimdi size onu soracaktım. Şey bu. Yani bu psikolojik olabilir mi, bu olabiliyor, ses kısılması diye? Ben de Murat'a bir şey sormak tabii istiyorum. Tabii, buyurun hocam. Murat Bey... Şeye, siz o Muhammed'in evine gittiniz zannediyorum. Evine girmedik hocam, bulunduğu sokağa gittik. Onun komşularıyla konuşma imkanı varsa acaba evden kötü bir koku yükseliyor mu? Çünkü hani Allah korusun bir şey olduysa, merkezi bir yerdeyse de evden çıkartamamış olabilir Salih'i. Yani o kötü koku açısından bence bir sormak lazım komşulara. Evet, şimdi tekrar bu haritamızı getirecek olursak efendim, virgül koymadan önce... Şu konuların üzerine hassasiyetle dikkatinizi çekmek istiyorum. Ayrıca bu Muhammed'i kaç tane vardır ki yabancı uyruklu, işte fizyoterapist ya da bir hastanede doktor, her neyse, tanıyan bilenler de lütfen bize bağlanıp bilgi versinler. Çünkü arkadaşlarım arıyorlar, tak diye suratlarını kapatıyor. Ve arkadaşlar, aradığınızda sesi kısık geliyor mu Muhammed'in? Bir onu
Ha peki, sesi kısık geliyor. Türkçe bilmiyorsa Hasan burada. Hasan'la konuşturalım olmasa. Eğer aynen. Arapça biliyor ise. Tabii ki canım. Aynen. Hasan'la konuşturalım bakalım. Tabii burada tercümanlık yani, yapabilir. Türkçe bilmiyorsa burada var tercümanımız. Tercümanımız konuşsun. Çünkü bütün suç Muhammed üzerine yoğunlaşmış durumda. Yani şüpheler. Şüphelerin aynen. Tamamı Muhammed üzerine yoğunlaşmış durumda. Emniyet de aynı şekilde Muhammed'in üzerine yoğunlaştığı için iki defa ifade almış. Bakın bir olayla ilgili bir defa ifade verilir normalde. Ve ikisi de yani çelişen ifadeler tabii. Üstelik. Yani iki ifade alınıyorsa bir gelişme vardır ki ikinci defa ifadeye çağırmıştır emniyet. Bir de dediğim gibi tekrarlıyorum. Salih'in evi burası. Muhammed'in evi kampüse yakın bir noktada olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Son telefon sinyalinin yine Muhammed'in evine bir dakika uzaklıkta bir noktadan geldiğini öğrendik. Ve hiçbir şekilde Salih'in bu bölgeye gitmesi için başka bir sebep ailede zaten olmadığını, olamayacağını söylüyor. Ne bir arkadaşı var orada, ne onun okulu, ne onun kampüsü, efendim kursa gittiği yer, hiçbir yer değil orası. Onun için hiçbir yer değil. Şimdi önemli olan, şimdi baktık acaba Porsuk Nehri'ne yakın bir nokta mı diye. Hayır. Porsuk daha çok Salih'in evine yakın bir noktadan geçiyor. Ama kampüsün olduğu noktada Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin olduğu noktanın arkasında ormanlık alanlar vesaireler bir sürü böyle biraz merkezden uzak kampüslerde zaten buna sıkça rastlıyoruz. Dolayısıyla elimizde böyle veriler var. En önemlisi telefon sinyali. İkincisi Muhammed'in çelişkili ifadesi. Üçüncüsü hiçbir şekilde bizim sorularımıza cevap vermeden telefonu yüzümüze kapatması ve doktor olduğunu iddia eden bir kişinin ya da fizyoterapist orada Eskişehir'de dediğim gibi üniversite hastanesinden tutun da artık Türkiye'nin her yerinde her şehirde şahane hastaneler var. Neden kalkıp İstanbul'a geliyor tedavi için sözde ve tekrar emniyet ifadesine başvurmak istediği için Eskişehir'e dönüyor. Sorular, sorular, sorular. Ve biz hafta sonu bu konuda çok kapsamlı bir araştırma yapacağız. İnanıyoruz ki emniyet zaten bu konunun üzerinde ama tabii ki bizi de bilgilendirmedikleri çok nokta vardır diye düşünüyorum. En önemli şüphelerden, affedersiniz, en önemli şüphelerden bir tanesi de kızımız Salih 18 yaşından büyük. Dolayısıyla kendisi emniyete gidip de ben kayıp değilim, kaçırılmadım. Ama adresimin de bildirilmesini istemiyorum dediği andan itibaren zaten hiç kimse onun hakkında hiçbir işlem yapamayacak. Böyle bir motivasyonla emniyete gitmedikleri için ben gerçekten can güvenliğinden de endişe ediyorum. Bir de şu var, taplantılı bir aşık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aksi takdirde zaten Sarı 20 yaşındaydı. Yani isteseydi eğer onunla gayet tabii. Bir flört ilişkisine girebilirdi. Aynen. 28 yaşında doktor olduğunu söyleyen birisini ailesiyle tanıştırabilirdi. Aile tabii. Onay verirdi, belki işte nişansı, her şey olabilirdi. Her şey olur, yani ben Salih'in kaçması için bir sebep olmadığını düşünüyorum. Doğru mu Leyla? Doğrudur. Lafınızı kesmeyeyim de Anadolu Üniversitesi'ye gitmiş olsaydın zaten Anadolu Üniversitesi çevre yolunun yüz tarafında. Evet, başka yolla gitmiş. Tekrar açar mısın? Bir de çevre yolu var orada. Bademem kadmiyin. Evet. Bak, niye oraya gitsin? Sarı olduğu yere orada çevre yolu. Evet. Çevre yolunun arka tarafında Anadolu Üniversitesi düşüyor. Oradan gitmiş olsaydın o sokaktan girmeyecek. Caddenin üzerinden gidecek. Bravo. Bu soruların cevaplarını inşallah pazartesi günü vereceğiz. Şimdi İsmet'i alacağım stüdyoya ve dün boşandığını öğrendiği karısı Gizem de gelecek buraya ve fakat bugün hiçbirimizin gerçekten beklemediği birisi çıktı ortaya ve İsmet'le yüzleşmek istediğini söyledi. Onu da birazdan stüdyoya alacağım efendim. İsmet, nüfusuna kayıtlı çocukların kendisinden olmadığını düşündüğü için babalık testi isteğiyle programımıza başvurmuştu. Gizem'den boşandığını canlı yayında öğrendi. Sen boşanmışsın kardeşim. Abo kurtul. Ben Allah sizden razı olsun Serap Hanım. Elin ayağın öpsün sen benim oğlum. Elin sesini duyurmak isteyenlerin sesi oldun. Sana kurbanım ben. Tamam. İsmet'in nüfusundaki çocuklar ne olacak? Çocuklar sendense İsmet. Biz alacağım abla. Bundan emin sen niye buradasın o zaman? Serap Hanım abla, biz aldın değil. Niye evini kaçırırsın? Bir sor abla. Serap Hanım, benim her yerde adresim var. Süleyman'ın ailesi Gizem'i kabul edecek mi? İşler karışık. Süleyman da ayılamadı. Çıkarsa çıksın, ben hiç o boşama davasında da haklı, Gizem çıkarsa ne olacak?
Onu bilmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Çocuklarımı alacağım. Kendi alamazsın. Çocuk... Alamazsın. Öyle. Ben büyüttüm. İsmet ve Gizem yüzleşmesinde ikinci perde. Birazdan. İsmet burada. Annesi Nurhayat Hanım burada. Gizem ki boşanmışlar geçtiğimiz Nisan ayında. Resmi olarak kesinleşmiş yani boşanma davaları ve hayat arkadaşı Süleyman ki Berkcan'ın da dördüncü çocuğun da babası. Biliyorsunuz DNA testleri sonuçları en geç pazartesi ya da salı elimizde olacak zaten. Ama ben burada dün kafama takılan bir şeyle İsmet'e hemen bir girizgah yapmak istiyorum. Şimdi Berkcan'ın babasının Süleyman olduğu net öyle diyorlar. Yani ikisi de bizim çocuğumuz diyor zaten. İddia ama hala iddia. Tabii ki onun için DNA yapıldı. Tabii. Ama en azından İsmet'in çocuğu olmadığı belli. O doğru belli mu? Evet kesin. Doğru. Ama sen İsmet dün tutturdun. İşte yasalar bana bu hakkı tanıyor. Ben o çocuğu da alacağım. Bunu sırf hırsından, kızgınlığından söylüyorsun. Bir çocuğu malzeme yapıyorsun yani. Bir malzeme. O bir çocuk, o bir biblo değil, o bir efendim fincan değil, o bir telefon değil. Sen nasıl gidip de ben senin çocuğunu alacağım diyebiliyorsun? Bunu akşam oturup bir salim kafayla düşündün mü hiç? Düşündüm. Ne, nedir? Benim sen intikam peşindesin. Yok yok yok, intikam değil abla ya. İntikamla bir alakası yoktur. Ben bunu evlendikten belli de söylüyorum abla. Haylanla söylüyorum. Eşim evden kaçtı gitti. Ondan bundan yattı. 3 tane çocuğumu başka yerlerde doğurdu. Ben buna... Mahkemelerime huzurunda bile var. Ben demiyorum çocuklar benim değil. Ama o şüphenin içindeyim abla ben. Ben o babalık duygusunu yaşayamadım ya. Kim istemez çocuklarını alıp bağrına basmayı? Kim istemez çocuklarının başında kalmayı abla ya? Ben o duyguyu yaşayamadım. Yaşatmadı bana. Yaşatmadı. Ona rağmen birinci, ikinci, üçüncü çocuk sahibi oldunuz tamam, ama. Tamam ben kötüymüşüm madem. Bak dün de siz konuştunuz Serap Hanım. Ben kötü bir insanmışım. Madem 3 tane çocuk neden yaptın? Bir tanesinde beni gördün, bildin, tanıdın. Bırak beni. Değil mi abla? İyi de aynı soruyu da ben sana da soruyorum. Ona da sordum zaten. Benim üstüme dedi, sandığa kilitliyorlardı beni dedi. Abla. Sen önce şunun cevabını ver. Sen niye Berkcan'ı 4 yaşındaki 7 aylık çocuğu malzeme yapıyorsun? Ben geleceğim de alacağım da işte bilmem ne. Bu yanlış. Bunun o yanlış olduğunu bir kabul et. Belki cahillik ettim abla bak pişman oldum. O bir çocuk çocuklar üzerinden kendinizi lütfen sinirlerinizi o lafı söylediğime tahmin pişmanım. Etmeye çalışmayın. Ama ben senin çocuğunu vereceğim. Ben senin gibi değilim. Bak ben de size mutluluk diliyorum. Çok şükür Rabbim beni kurtardı ya. Ya gidin rezil mi oluyorsun, küresfe mi oluyorsun, ne oluyorsan ol. Benden ilişkiniz bitti. Bu kadından ben kurtuldum ya. Dünya ahiret bacım bile olamaz. Bak bacım bile olamaz benim. Neden, ne demek söylediğimi anlıyor musun sen benim? Ama gün gelecek sen de benim gibi buraya çıkacaksın. O zaman benim ne çektiğimi anlayacaksın Süleyman. Benim daha konuşmadığım bazı şeyler var. Ben konuşursam bu stüdyo var ya yıkılır. Ben konuşmuyorum. Ya başkası konuşursa gene yıkılırsa bu stüdyo ne yapacaksın? Bir saniye abla. Ben hepsini açıklayacağım. Açıksın. Peki. Açıkım. Tamam. Hepsini açıkım abla. Tamam. Ben... Rencide de etmek istemem. Allah yardım etsin. Allah seni bildiği gibi etsin. Ben seni Allah'a havale ediyorum. Allah'ından bulasın. Sen benim hayatımı mahvettin. Benim arabamı sattırdın, evimi sattırdın, paramı yedin. Sürekli ya ben sana İsmet, ne yaptım? Öyle bir ya? Şey. Bir saniye ya beni ya kardeşim bir saniye. Arabanı sattın tamam, madem. Saniye, para dinle. Da bana hesap göster tamam, ya. Biz, bana attığına biz, dair işte hesap cahilim, göster. Cahilim. Ya bir git aldım, ya. Aldım ya, yedirdim bir git. Sana. Bir saniye beni dinle. Serap bak, Hanım ben evlendiğim saniye, zaman saniye, bana daha altın saniye, bile takmadılar. Bak, sahte altınlar bak, taktılar. Bak bak ben sana evet, bir şey... Şşt. Küpemi aldılar kendi kiralarını Hüseyin ödemek amcanın, için küpelerini Hüseyin amcanın, sattılar. Hüseyin, kirayı ödediler. Hüseyin amcanın hanımı bağlansın senin hakkında bize ne dedi. İlk önce kaçan dedi Gizem senin eşini atmam dedi. Yuvan yıkılmasın diye ben bir şey... Senin amcanın hanımı bunu bana İsmet, söyledi. İsmet ben sana bir şey soracağım. Sen Gizem'i görür görmez aşık mı oldun? Aşık sevdin. Oldum abla. Ve sevdin. Eğer olaylar bu noktaya gelmeseydi sizin güzel bir evliliğiniz evet, olur muydu? Seviyordun karını seviyordum yani. Seviyordum abla. İlk görüşte aşık aşıktım oldun. Peki. Bu hiç lafa girmeden bu sandığa kilitleme olayı nedir? Bana bir anlatır mısın bunu tabii. Güzel? Benim kız kardeşim eve geldi. Bu her zaman beni döven bir insandı. Ben de ailemi aşırı derecede özlemiştim. Bir sene boyunca göremedim. Geliyorlardı kapının önüne. Koymuyordu. Kardeşin gibi Başak'la hele görüşmemi asla istemiyordu.
O diyordu senin beynini sulandırır bilmem ne bilmem ne diyordu. Kız kardeşim böyle oturuyor, ben de böyle polis yazdım. Bunun arkası dönük bir dizi izliyorduk. Polis yazdım, kız kardeşim geldi kapının önünde durdu. Beni gittiler sandığın içine sakladılar polis kapıya gelince. Gittiler sandığın içine sakladılar, üstüne döşek, yorgan, o türlü şeyleri koydular. Sonra aldı beni Perihan ablanın evine götürdü. Orada gitti camları kırdı. Polis bile geldi Perihan abla gibi korku oradayken. Korku filmi gibi. Evet ya. Orada geldi beni aradı, dedi ki, polis aradı İsmet'i. Dedi ki eğer bu kızı getirmezsen, biz seni kaçarken gördük dedi evden. Getirmezsen dedi, şimdilik dedi savcıdan eve girme emri isteyeceğim dedi. Gelip ben çıkartacağım dedi. Bu da onu duyunca gitti camları kırdı. Annesi kimin yanında? Herkesin yanında. Şişt. Camları kırdı. Arkasından kalktı. Polise beni Mesut abiyle beraber teneke. Ne olur dedi kurban olayım dedi. Ayrılma benden dedi. Ben sana dedi daha güzel şeyler yapacağım. Bu şekilde söyledi. Polise girdiğim gibi polislere sarıldım. Kurbanınız olayım beni kurtarın dedi. Nurayet Hanım niye saklıyorsunuz yok, bunları? Yok, sakla isteyebilir miyim? Nurayet Hanım niye saklıyorsun bunları? Niye saklayayım ben Miguel'ini? Ama saklarım? Bu kadar yazılır mı ya sandığa? Olur mu? Ha? İşte hepsi sahte olduğu belli. Bu sahte gelin diye onu çıkarmam, bunu çıkarın evlatım. Serap Hanım. Şey bunun adı sahte hanım. Tamam. Sahte gelin bunun etmedi. Adı. Sen gelinini seviyor muydun başta? Bak önce seviydim kızım. Kendi de hep biliyorum. Sevdin onu yani. Dur yavaş. Senin bana karşı bir saygısız, benim sana karşı bir saygısızlığım. Benim size karşı hiçbir saygısızlığım olmadı. Ben sana konuşayım, olmadı. Sen de bana konuş. Tabii. Ben, var mıydı sana? Hayır. Yok ama derdi. İsmet'i niye çok koruyordun. İsmet'i eteğinin altına dur. Koyardı. Sen bir saattir. Aman derdi aman. Oğlumun kınına bir zarar gelmesi. Kız. Ya biz yatıyoruz. Benim oğlum kızıyım, niye teneke. Seni aldı? Hurdacı teneke. Değil mi dedi bu adam ya Serap dedi. Hanım, ben sen dedi. Sen dedi. Gizemle evlendim ben buraya niye ben geldim? Bir saniye beni dinle. Bak ben 3 günden beri kendimi ifade edemiyorum. Ben buraya niye çıktım? Malatya'nın. Neden çıktım ben buraya? DNA testi. Ben seni öldürmek isteseydim ben buraya çıkmazdım. Allah bak bu bir. Böyle bir saniye. Abla bir saniye. Herkes beni dinledi. Herkes beni dinleyecek. Ben seni harbiden öldürmek isteseydim televizyona çıkmazdım. Çok uğraştın. Bu bir. Bir saniye. Çok uğraştın. Bir saniye. Bu bir. Ama beceremedin. İki. Sen benim namusumla oynadın. Ben sen benim elden çocuk getirdin yaptın. Namusumla sen benim oynamadım. Hayatımı bitirdin. 2019'da ben buraya niye geldim biliyor musun? Bana boşanma davamı gösterdi. Geldim, ben de o avukata güvendim. Peki, alnıma. Peki bir sakinlik istiyorum. İsmet bir kere daha soruyorum. Sen Gizem'e ilk görüşte aşık oldun ve gerçekten sevdiğin için de bazı şeylere katlandığını söylüyorsun. Yani senin Gizem gerçekten ilk göz ağrın öyle mi? Senin aşkın. Peki. Şimdi hiç dediğim gibi hesaplı olmayan bir isim stüdyoya İsmet'le yüzleşmeye gelecek. Kim diyor biliyor musunuz? Baldızı Başak. Başak. Gel Başak. Gel bak. Gel. Aha bir geldi. Şöyle hemen Süleyman'ın yan tarafına otur. Allah'ın alırım Allah'ın seni. Hoş geldin. Demişten sana. Nurayet Hanım, ne oldu Başak'ı görür görmez bir adın duyar duymaz bir... İsmet. Buna yeten hayatımı bu... bitirdin siz benim. Buna yeten bu kadın. Terbiyesiz. Hünkarla nasıl bağlanacak buraya? Senin ne yapmasını isteyecek? Çıkarırım de. Seni stüdyodan Nurayet Hanım. İsmet sen seni de çıkarırım. İyi geldin sen buraya. İsmet, benim gözlerime tamam, bakar tamam, mısın? Sen Serap Hanım'a bak. Lütfen. Hünkarla nasıl... Tamam. Bırak hünkarı falan. Benim duyduğuma göre siz ilk gidiyorsunuz Başak'ı istemeye. Doğru evet. mu? Evet. Sonra o olmayınca Gizem diyorsunuz. Aa. Doğru mu? Evet. Doğru. Hani sen Gizem'i sevmiştin? Hani sen Gizem'i... Bir dakika. Bir dakika. Kadın kalktı kız buraya evet. geldi. Evet. Bir konuşalım. Nedir tabii bu işin de. Aslı? Anlat bize. Anlatayım baştan. İlk başlarda biz hiçbir şekilde birbirimizi tanımıyorduk. Ablam kuaför salonunda çalışıyordu. İsmet'in annesi... Bir işte galiba yengesi falan tam olarak hatırlamıyorum. O şekilde bizim eve geldiler. Ben abimle evde boya yapıyordum. Bana dediler ki işte annesi biz dedi seni istiyoruz dedi. Benim abim tepki gösterdi. Ben 16-17 yaşlarındaydım. Tabii ki de hayır dedi yaşı küçük biz böyle bir şey istemiyoruz. Ama sen İsmet'i tanımıyorsun. Tanımıyorum hayır. Siz nereden şekilde. Haber aldınız ki bu evde bekar kız var? Evet. Yani ablam görücü usulü oluyor bütün hayır. hayır ablam kuaför salonunda hayır. çalışıyordu ve annemin tanıdıklarıydı. Bunun ablasıyla beraber... Tavukçu fabrikasında çalışıyorlar. Tamam, evet o peki. şekilde tanışıyorlardı evet, zaten. Daha sonrasında abim işte gönderdi. O şekilde olamaz dedi. Bu şekilde gönderdiler.
Bir iki gün sonra ablam istendi bu kez. Biz yanlışlıkla Başak'ı istemişiz. Aslında biz Gizem'i isteyecektik dediler. Daha sonrasında ablamı annesi sürekli bana diyordu ki Başak aslında ben seni istiyordum olmadı gibi kelimeler sürekli bu kelimeler geçiyordu. Daha sonrasında işte evlendiler vesaire aralarında sorunları çıktı kavgalar çıktı. Ablamı ben İzmir'e getirmek istedim. Ben evlenmiştim zaten. Çünkü benim babam artık Malatya'da kan kopacak. Bunların tarafı bizden birini gidelim. Ben de eşim Murat Yaşar'la konuştum. Dedim ki ablam gel dedim hani bizim oraya gelsinler bir iki gün bizi de kalsınlar. Daha sonrasında burada ev tutarlar yerleşirler dedim. O da dedi ki tabii ki de olabilir dedi. Bize bileti o kişi kestirdi. Hani vardır bu kayıtlarda. Daha sonrasında ablamlar İzmir'e geldi. Yani hep birlikte İzmir'e geldik. Murat'ın evine geldik kalmaya başladık. Daha sonrasında İsmet bana mesaj atmaya başladı. Ben i̇şte, o mesajları gördüm İsmet. Yani bırak burada okumayı. Ben kendim tek başıma böyle bile okuyamadım. Hayatımı evet. Bitirdiler Serap Hanım. Bir dakika ya İsmet Allah aşkına. Ama Serap Hanım ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bazısına böyle mesajlar atar mı? İnsan ne için yaşır ya? Ben size soruyorum. Peki senin attığın namus diyeceksin. Ya beni fıttırdılar ya pişman. Bırak Serap Hanım İsmet ya. Namus için diyeceksin ama senin o attığın mesajların hiçbirinde ben namus belirtisi göremedim. Tamam benim telefonumu kim getirmiş? Polis getirdi teslim etti. Benim burnumu kırdılar evin içinde. Konuyu dağıtma. Abla, bir şey söyleyeyim mi? Dağıtma. Serap Hanım daha dün bile bana mesaj attı. Her gün bu içerikleri yazıyor. Söyle. Ben mesajların İnkar içeriklerini etmiyorum. Söylemek abla, istemiyorum. Ben çıkın mesajın içeriklerini söyle. Bir dakika. Çıkın temizlenek mi? Ben konuşabilir miyim? Daha sonrasında tabii ki de sen konuşabilirsin. Savcıya çık. Her şeyi anlatın. Çıktım. Çok şükür şikayet de ettim seni. Benden yana ceza da aldım. Şimdi Hünkar Baybutu'nun annesine bağlatacağım. Bak Hünkar o bu beni çocuğu, ilgilendirmiyor. Çocuğu evde sakin. Bağlamışız. Beni ilgilendirmiyor. Çocuğu bağlamışız. Altınlarını çaldırmışız annesinin. Ya şimdi sen bilmiyorsun ki. Kadın bağlanacak. Bilmiyor. Bak madem öyle bir şey var. Hı? Kamera kayıtlarında her şey işte. Ya bu git ya. Kadın konuşacak. İsmet. Ben bir şey söyleyeyim. Ben gördüğüme inanırım. Bazısına attığın mesajları benim okumaya... Kendi ahlakım bile müsaade etmedi. Bırak başkalarıyla paylaş. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İnsan bazısına senin... kardeş gözüyle bakar. Onun ne mesajları? Ne çirkinlik o öyle ya. Ve bir şey söyleyeceğim. Amacın İsmet ben sana kötü konuşmak istemiyorum gerçekten. Amacın çocuklarındı buraya çıktın. Doğru mu? Ya da ablamdı. Peki kardeş... Söylüyorum. Amacı ablam da değil... Çocuklar da değil. Amacı benim bu insanım. Bir saniye. Senelerdir de bu insanın amacı benim. Evini etek yıktın. Giydiriciydin evini bana. Yıktın. Sesli mesaj attım WhatsApp'tan onlara evini çıktı. Yıktın. Evli bir kadından karakolda bahsediyoruz. Karakolda şikayetim de var. Ben şu an hamileyim böyle. Hala bana bu şekilde baskılar yazıyorsun. Serap Hanım tamam. Evini yıkan bu. Bu evini yıkan. Benim WhatsApp görüşmelerim ne yapmışım? Senin oğlum İzmir'e kaçtın. Bağımlıydı. Bak bağımlıydı. Hani diyor ya. Benim oğlumun psikolojisini Gizem bozdu diyor. Ben şunu söyleyeyim. İsmet hiçbir zaman yemin ederim ablamı sevmedi. Hiçbir zaman çocuklarını istemedi. Ben bu dosyaların... Benim annemin dişlerine kadar kırdın sen. Sen benim annemin dişlerine kadar kırdın. Ya sen yalancısın. İsmet. Kanıtlarımız bak, var. Herkesin kanıtlarımız var. İyi. Peki sana senin bir şey soracağım. Senin kelleni kaldıracağım. Canlı yayında sakin. Terbiyesiz. Şşş, canlı yayında sakin. Gözüne bak benim. Göndereyim mi seni? Bırak. Çık o zaman. Anneme çık. Hayır ettirme. Böyle olur o zaman. Seninki neredeyse ayağa kalktı kavga edecek. Ben buna müsaade edemem Süleyman artık. Bir şey demedi. Sen Süleyman'a ondan önce bir şey söyledin. Sen? Süleyman. Bir dakika. Herkes bir sussun. Nur Hayat Hanım. Tehdit yok, tehdit yok. Nur Hayat Hanım, sen bir dakika, bir saniye. Herkes bir sussun. Nur Hayat Hanım, gözümün içine baka baka çocuğa
Ama tehditte bulundun. Durmuyorlar evladım. Sen yaşına başına yakışmıyor bu. Ama durmuyorlar. Durmasınlar. Sen dur. Sen dur. Herkes kimin ne olduğunu anlasın. Sen dur. Yaşına başına yakışmıyor senin böyle tehditler savurmak. Başak, sen ablan evli ve iki çocuk sahibi bir kadınken ve karnında bir de bebek taşırken. Evet. İki şu anda eşin olan Murat ve onun kardeşine beraber mi kaçtınız? Hayır hayır, kardeşi cezaevindeydi. Hı. O süreç içerisinde sürekli cezaevindeydi ki ben Mete dediğiniz kişinin ismi. Onu o süreçler hani ben eşimle evliydim, ablam geldi. Ben onu doğru düzgün tanımıyordum bile. Araştırabilirsiniz, 7-8 yıl galiba yattı. Böyle bir şey kesinlikle yok, araştırılsın. Gerçekten bunların hepsi ortaya çıksın. Ben sadece şunu istiyorum. Benim ablamın, ailemin benim, çocuklarım hepimizin psikolojisini bozdular. Hepimizle oynadılar ki gerçekler illaki çıkacaktır. Ben size de çok güveniyorum gerçekten. Allah'a da güveniyorum. Zaten insanlar hani belli ediyor kendilerini. Ben bunu biliyorum. Peki siz haklıydınız. Şimdiye kadar devlette size dair bir kere neden haklılık verilmedi? Vereyim. Malatya'dan beri neden verilmedi? Neden? Verilmemiş. Ben verilmedi. Ben neden? Avukat Bey konuşsun. Bu konuda Avukat Bey konuşsun. Şöyle Nurhay Hatun. Hasan Bey. Şimdi İsmet'le Gizem arasında devam eden boşanma davasında İsmet'in açtığı davayı mahkeme reddetmiş. Evet. Boşanma davasında. Neden? İsmet'i haksız bulmuş. Ha. Ama Gizem'in açtığı davayı kabul etmiş ve Gizem nedeniyle boşanmaya karar vermiş. Boşanmaya neden olan olaylarda Gizem'i haklı, İsmet'i haksız bulmuş. Aynı zamanda İzmir'de, Malatya'da 4-5 tane savcılık evrakı var Gizem'e karşı hakaret, darp vesaire olaylarından dolayı. Ve bunların hepsi boşanma dilekçesinin ve kararın içerisine girmiş. Tabii. İsmet bu noktada haksız görünüyor mahkemeler ve savcılık nezdinde. O yani da boşandı evladım. Boşandı bitti ama boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen Gizem'e atılıyor. Yani yargının verdiği kararlara saygılıyız değil mi? Hatta ceza almış 2 yıl 8 ay gibi hapis cezaları var. En doğru karar verir. Evet. Zaten benden yana da aldı. Varsa bu iki kişinin yüzünü olur. Zaten bunlarla alakalı. Gizem'le alakalı. İki kişiyle. Gizem'den ne diyorsun sen? Bir dinlemek istiyorum. Tabii ki. Yani oğlumun yuvasını Başak mı yıktı diyorsun? Niye? Başak. Kimse kimin yuvasını yıkabilir? Kimse yıkamaz. Hele bacı bacınınkini hiç yıkamaz. Niye? Bacı bacının yuvasını yıkar mı evlat? Niye yıktı? Nasıl yıktı? Bakalım buraya gelelim. Şimdi bu kız kaçtı İzmir'e geldi. İnternet üzerine. Allah yardım etsin. Adamla koca, Allah yardım etsin. Ben bir şey demeyeyim. Allah mutlu etsin. Bunu niye, bu niye kaçtı bunun yanına geldi evlatım Serap Hanım? Kurtulmak için. Niye, neden kurtuluyorsun? Çünkü beni her gün dövüyordu ya. Yalan Serap söyleme. Hanım bakın yalan benim söyleme. Kolumdaki dövmeler yalan ne için biliyor musunuz? Devlet de mi yalan söylüyor bunu? Kim? Devlet darp raporları da mı yalan söylüyor bunu? Ne var? Ve ben ablamlar evlendikten sonra ben ablamı kaçırmadım. Bak öyle bir şey. Bak bak. Ya üçüncü çocuğunda ablam benim yanıma geldi. Çünkü artık dayanamadılar. Yanına niye geldi? Dağlarda bile sizin yüzünüzden kaldı. Oğlumun bir insan uçtun. Seninle bu beraber da senin mi? İddian tabii ki. Seninle İsmet'le beraber ilgili mi işte? Bizim böyle bir saptamamız yok. İddiası. Peki Başak, sen şunu söylemeye çalıştığın gibi geldi bana. Onlar önce beni istemeye geldiler. Yaşım küçüktü. Hala da o şekilde Serap abim Hanım. Abim istemedi. Bunun üzerine dediler ki yanlışlık olmuş biz Gizem'i. Sonra evlendiler. Kayınvalide hep dedi ki benim gözüm hep sendeydi. Evet. Ve çok iddialı bir şey söyledin. Onun derdi ne çocukları ne karısı. Ablamı hiçbir zaman sevmedi. Aynen bütün öyle. Derdi benim. Evet. Yıllar içerisinde evet, hala böyle olduğunu düşünüyorsun. Doğru. Bakın bir iki gün öncesine kadar çıkmıştı. Her çıktığı günün sonrasında kendi söylediği şeyler yalan çıktı. Çocuğum için dedi, karım için dedi vesaire. Karısı buraya geldi. Çocukları ortaya çıkacak. Hiç kimse de bu sahneden şeyden gitmedi. Ben geldim de gitti. Neden? Neden? Sen durmuyorsun. Soruyorum. Durmuyorsun. Ben bir şey dedim mi? Tabii Serap Hanım durmuyorsunuz diyor. Ben kötü bir şey söyledim mi? Bak bak o da benim sana söylediklerimi Serap Hanım da gördü. Nurhay Hanım ben mesajları gördüm. Kayıp. Yapma. Tamam. Sen gördün mü? Serap Hanım. Sen gördün mü? Bu bir şey etmiş kodolayı iletmiş. Yapma Allah aşkına. Ya Allah aşkına ya. Ağır küfürler dün bile yazdım. Dün mü ben bir şey yaptım? Küfürün ötesinde şeyler var yani. Sen tamam. Aha İsmet de iletti. Ben sen ne zaman istemeye geldim? Dün de yazdı. Ben ona hiçbir şey yazmıyorum. Bak bak benden konuş. Dün de yazdı. İsmet gitti benden. Ben mesajın içeriklerine girmek istemiyorum. Ama dün de yazdı. Benden konuş. Yalan dersen gözüme bakarak konuş. Teyzem. Bak yine teyzemsin diyorum. Ben de sana. Allah aşkına. Aşağılık. Ölüm var. Kalın var. Bak.
Oğlunu tutabilirsin ama yeter. Bu kıza da acı yeter. Yeter gerçekten mi? Yeter. O da yazık senin gibi oldu zaten, Allah yardım etsin. Yazık günah sana. Allah yardım etsin. Vallahi yazık günah. Yanımda kalsa belki bizim gibi olacaktı ama ne yapayım, kaderiymiş, onun da kaderiymiş. Aynen bir oldu. Ben çok peki şükür sizin yanınıza peki kurtuldum sus, diye sus, kurban sus keseceğim. Tabii ki ilerleyecek Murat. Kadınla kavga koyuyorlar hey, diye hey, Allah bunlardan hey, razı hey, olsun. Amin. Sizin gibi insanlardan kurtuldum ya. Kurban olduğum Allah'tan tek dileğim ne biliyor musun? Abo, ya bu abo, zamana kadar abo 4 3 tane he çocuğu oldu. 3 tane. Doğru. 3 tane çocuğu. En büyüğü 8 yaşında bu. Neden DNA testi yaptırmadı ben onun yanında? Yaptırın. Hayır ya. Neden yaptırmadı? Ulaşamay- neden yaptırmadı? Ulaşamayız. Babası da yandaydı. Ev arabamı söyleme. Ev arabamı. Hayır, aynı evdeyken, aynı evdeyken diyorlar. Aynı evdeydik, aynı. Ya çocuğunun bir kere saçını okşamadı. Yok sana övdü. Bir dakika. Yalan söyle inanma. Ne? Dakika, hangi evliymiş? Ben sana açıklayayım. İki tane çocukları oldu. Üçüncüye hamileydi ya. Hı. İlk birinciden de ikinciden de İsmet şüphelenmiş ya. Ben de önünde derdi. Arada var. Neredeyse nerede beni dinle. Diyor ki o ilk iki çocuk varken madem şüpheleniyordu. Kalk gidiyoruz DNA çok yaptırmaya. Dedim. Niye demedi? Batıyım, çok dedim. Batıyım. Evde yaşıyorlardı. Gaziantep'e kadar gittik. Gaziantep'e. Aynı evde yaşıyorlardı. Gibi beni tehdit şimdi bir saniye. Dağda daşta yaşıyordu. Bu dağda daşta yaşıyordu. Senin ama oğlunun yüzünden çıktım daha. Baban nerede çalışıyor? Senin oğlun güzel. Yemin ederim ki gaz nefesine gidip asrarken hayvan bakıyordu. Suç ne? Orada yaşıyordu. Orada da doğum ayıp bir şey mi? Ayıp bir şey. Orada da doğum yediydi. Nur Hayat Hanım. Ben de doğum yapmadım. Herkes bir sussun. Tabii. İsmet demiş ki ben sakinledim. Son bir şans veriyorum sana ama son bu. Son bir şans. Yoksa tamamen bak sana bir şey söyleyeyim. DNA testini bile açıklamam bak o kadar söylüyorum sana. Gidersin başka yerde ararsın derdine derman. Onu bile seninle paylaşmam. Gerçekten. Ben seni üzdüğüm için kusura kalma. Ben senden özür diliyorum. Üzüyorsun daha ama da olmayacak Serap Hanım. Beni de üzüyorsun, arkadaşlarımı da üzüyorsun. Buradan şunu da demek istedim. Bazı yorumculara demişsiniz ki ne? İşte İsmet'in yerinde olsaydık vururduk. Neden boşanmayı uzattın? Ben o arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Kimse kimsenin başına gelmediği şeyi bilemez. Ama ben seni Allah'a havale ettim. Allah belanı vereceksen. İki yakanla bir olmayacak. Herkes, seninkisi olmuyor bak, zaten kardeşim. Benim yerime kimse düşürmesin. Tamam bunu anladım. En büyük çocuğum 8 yaşında niye DNA testi yaptırmadım ben senin yanındayım. 4 yıldır sürüyor. 4 2017 yılında açmışım. Tamam. Açmışım. 4 yıldır niye çıkmadın buraya? Neden? Sen kaçırıyorsun. Ya nereye kaçırıyorum ya? Benim adresi vermedi ya. Sakin. Gizem sakin. Ya bir git ya. Gizem sakin. Tamam abla bağırma. Şimdi ortada gerçekten bir kere iki tane şeyi çok aşırı kınıyorum. Olan Berkcan'la ilgili alırım da şöyle yaparım. O konuyu unut bir kere. O bir çocuk ve annesinin babasının yanında olacak. Diğer çocukların 3 senedir, kaç senedir? 8. Sana baba diyorlar. Öyle evet mi Süleyman? Bu da yanlış. 3 senedir diyor. Bu da yanlış. Çünkü onun bir babası var. Demiyorlar. O çocuklar demiyor. Değil. Demiyor, öğrendiysin de demiyor. Çocuklar demiyor. Çocuklar geldiysin demiyor. Demiyor, demiyor. Öğretiyor. Demiyor. Konuşmayı ver. Tıbbe bakalım, demiyor. İsmet. Terbiyesiz. İsmet. Bu baba, sen babalıksın, şerefsiz. Şimdi baba babalık Nur Hayat Hanım. Sus kız, sus sen. Herkes baba. Sen sus. Terbiyesiz. Herkes baba. Nur Hayat Hanım, ben onları susturamayacağımı zannediyordum. Asıl seni ben susturamıyorum. Bir sakin ol ya. Çocuklar ne diyor? Sen niye? Tamam. Başak'tan bu kadar rahatsız oldun. Eğer bir yaranız yoksa niye gocunuyorsunuz Başak'ta? O meydanda. Meydanda. Ne yapabilirim ki ben Başak'a ne yapabilirim? Meydandayım. Hayır ben. Niye o gelince sizin kimyanız yok bozuldu? Evini yıktı yani canım meydanda derken. Evini yıktı. Ne evini demek yıktı istiyorsun benim meydanda? Benim normal bir kadın görüyorum ben karşımda. Evli barklı. 15 günlükken evi terk eden Gizem Hanım değil miydi? Nereden çıktı? Ben terk etmişim herhalde gelinleri. Herhalde benim çünkü sürekli benimle uğraşıyorlar. Murat Yaşar ya. Yani gelininiz ben miyim? Murat Yaşar neden? Ya İsmet'in. Ben mi sizin gelininizim? Değilim. Benle uğraşamazsın. Yine senin hakkın. Benden yine 6 ay falan cezaevine gireceksin. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok şükür. Senden işim olamaz da belli. Senin bana yaran var. Kanıtım var. Bak bak. Bacınızı. Her şeyden yana çok şükür kanıtım var. Tamam tamam tamam. Çok benim de hayatım bitirdi. İsmet. İsmet. Niye yarasın? Evinde oturup gezdiğin yerde mi hayatın bitti? Çocuklara bakan bu kişi.
Eziyet gören bu kişi, ne yaptın hayatım bitti? Söyle hadi. Neler yapmadıysa. Ne yaptık söyle. Neler. Evi arabası mı varmış? Evet. Bu araştırılsın. Hiçbir tabii, şey yok. Hurdacı da çalışıyordu. Burada bu araştırılsın. Öyle bir şey yok. Başka evi arabası hem de ev. Başka söyler misin? Ne yaptık hayatım bitti? İsmet, Nurayet Hanım bir sakin. Şimdi Başak'ın kocası Murat diyorsun, bağlansın. Evet. Murat'ın konumuzla ne alakası var? Hoppa, bağlansın gerçekleri. Ne alakası var? Ben yani buraya kendimi anlatmaya çıktım. Sen Murat'la niye? Çıktım. Tamam Murat. Herkesin amacı bizi rezil etmek. Şimdi ben seni niye rezil amacın ettim? Amacın benim yuvamla bir saniye, oynamak. Bir saniye, ben senin yuvanı niye yıkıyorsun? Bir saniye. Emrah da bağlansın. Ya İzmir'de. Bağlanacaklar. Bak, hazırda. Biz, herkes hazırda. Sen bana 9 Eylül Hastanesi'nden ne dedin? WhatsApp hazırda. Üzerinden. Geri herkes hemen sildin. Herkes hazırda. Çocukları dedin almaman için dedin Emrah Hal'ı ben saldım değiştirmek için. Dedin mi? Bayağı. Onlar WhatsApp'ta hep benim konuşma kayıtlarım. Aranmam vardı. Oluyor. Kaçtın gittin. 9 Eylül Hastanesi'nin kamera kayıtlarına baktın. Berkcan'la ilgili ne düşünüyorsun? Ben bir onu soracağım. Berkcan'la ilgili Süleyman'ın çocuğuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bak ben varacağım. Söyleyeyim. Alıp eziyet etmek istiyor. Kendi öz çocuğuna eziyet eden. Bir dakika. Ben ne? Hayır, Süleyman'ın çocuğuyla ilgili ne düşünüyorsun? Sen çok canisin. Dur, alacağım. Başka yok. Hayır. Başa burada, bir şey bu çözüm alacağım. Çözümü olan bir şey değil artık bitmiş gitmiş de bir ilginiz de kalmamış. Sen geleceksin. İsmet niye gelsin senin kapına bir sakin durursun. Çocuğunu alacağım diyor. Artık saçma çok saçma bir şey. Eşin de değil artık o da baldızın değil hiçbir akrabalığınız yok. Ama eğer senin çocuklarınsa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çocukların annesi. Şimdi çocukların büyüyecekler bu programı seyredecekler. Tabii. Ya onların seni böyle görmesini ister misin? Yok, anneleri hakkında böyle konuştuğunu tamam, duymasını kim ister misin? Kim ister? Hayır, yapma o zaman. Sakin ol. İçim yanıyor ama hocam. Sakin. İçim yanıyor. İçim. Ya beni Allah bitirmişler aşkına ya. Sorun ya. Ne oldu senin? İçin yanıyor? Kişiye soruyorum. Bak bak o kişiye bak, sorun. Bunlar o kadına soruyorum. Lazım. Sana bak, ne oldu o be? O kadına soruyorum. Sen sana ne oluyor? Yalan konuşuyorsun. Sen konuşma bir sefer. Benim sinirim kaç. Kadına konuşuyorum. Bak bak karşımdaki kadına konuşuyorum. Benim hayatımı bitirdin. Allah hayatımı bitirdi. Bu kadar bir saniye İsmet. Bu kadar ne derler ona? Beddua rahatladın mı yani? Ne oldu şimdi? İçim yani ya ne rahatlamasam. Ne yapalım ya yanıyorsa sen çocukların için ya. Gelmedin mi buraya? Tamam. İki sefer ben pazartesi günü çocukların i̇nşallah, ortaya çıkmayacak inşallah. Mı? Serap Hanım senin iricamız. Çok şükür, bin şükür, elin ayağına kurbanım estağfurullah. Senin. Estağfurullah. Bu kadını benim oğlumdan ayırttın, bin şükür. Ayrılmış zaten. Ayrılmış. Dün itibariyle ayrılmış zaten. Zaten. Bütün Türkiye'nin karşısında. Ama Nurhayat Hanım, artık lütfen sadece çocuklarının annesi gözüyle yaklaşsın da bir daha irtibata geçmesin. Doğru mu İsmet? Bir de bunun. Lütfen. Ve Başak'a da bu attığın mesajları bir kere değil, 100 kere kınıyorum. Elimde o mesajlar. Bu mesajlarla savcılığa da git bence. Gittim şikayette bulundum bir tek bir daha yapacağım. Yani kimsenin kimseye atamayacağı tarzda mahrem demek bile yeterli değil. İnsanın baldızına bu gözle bakması, böyle cümleler yazması sağlıklı bir düşüncenin ürünü değil. İşte bu kafasız olduğundan. Bu açık açık konuşayım. Abla telefonumu elimden aldılar diyeyim sen. Konuş. Yani başkası mı attı o mesajı? Ya bunlardan dün de mi ben aldım? Dün mi ben aldım? Dün. Dün de bir telefonu bendeydi. Ama o kadar bak, şey yaptınız ki bana. Bak bak o kadar her şey yalanın, yaptınız bak, ki. Her yalan söylediğinde er ya da geç ortaya çıkıyor farkında mısın? Telefonu yanımdan aldınız diyorsun. Dünkü mesajını da gösterdim. Tamam. Ondan öncekilerini de gösterdim. Ne demişim ne demişim? Buraya çıktığında. Savcılığa çık her şeyi söyle. Ya. Var bakabilir avukat. Bahrımı yaktıyız bahrımı. Sadece küfür burnumu değil. Sadece küfür değil. Aşk. Gibi şeyler de söylüyor. Başka şeyler. Çok acayip. Çok acayip şeyler bir yani. Bir başa gitmek istiyorum. Hakikaten bu işin aslını bir anlamak için. Siz hani gidiyorsunuz ya anneyle senin annen aynı yerde mi çalışıyor dedin? Hayır. Ablası. Ablası. O evde iki tane bekar kız var ya. İsmet sen daha önce başa görüp beğenip anne bu kızı isteyelim mi dedin? Hayır abla ya ben bile geçmedim. İsmet doğru koy. Evet sen gelmedin. Allah beni yerinden kaldırmasın. Bir saniye. Bir saniye. Nurayet Hanım. Sen mi peki dedin? Onun bir güzel gözlü bir kızı var. Oraya gidelim. Estağfurullah. Nasıl gittiniz? Abdestimden durayım. Benim beyim kurbacıydı. Bak emekli kurbacılığı yedi. El arabasından gitti yerde. Ağaç olmayasınca var ya benim oğlumu yoldan çıkaran önce şuydu. Bütün Türkiye bu kadını gitmedik. Ya İsmet. Bilsin. Tamam. İsmet. Evet tamam. Amacı zaten anlamak. Bu ya. Vallahi amacı bu. Kalktı geldi zaten. Anlamadı kalmamış.
bile pazarlıkçı zaten sizi tanıyor. Siz ne kafasınız? Herkes daha iyi seni çözecek. Bak saniye. Herkes daha iyi çözecek. Tamam, İsmet. Sürekli namusa dem vuruyorsun. Sen o zaman namusu bilmiyorsun arkadaşım. Sürekli namus konuşuyorsun. Namusu bilmiyorum. Başkasının namusuna göz bileyim. Çocuğum bir tane daha var. Ne akla ne hizmet sen bana o küfürleri. Tamam, o Allah şeyleri yazıyorsun. Allah namus ananı, o değildi. Allah ananı, namusu ben senden bitsin. Daha iyi biliyorum. Tamam. Çok şükür. Allah ananı babanı bilsin. Tamam amin. İsmet. Eyvallah. Tamam. Sürekli namusundan dem vuruyorsun. Herkesin namusu kendine. Kimse kimsenin namus abi bekçisi değil, bu bir. İkincisi, hakikaten ilk çocuktan itibaren karısından şüphe duyup ondan sonra da 3 çocuk yapan bir adam bana namusundan bahsetmesin o zaman. Aynen öyle. Yani o zaman ilk başta dersin ki ben şüphe duyuyorum arkadaş. Ben şüphe duyuyorum. Bu şüpheyle yaşayamam. Gel kızım DNA gidelim dersin. İlk çocukla daha diyorsun ki. İzledim abla. Ya siz beni anlamıyorsunuz. Ben 3 yıl 4 yıl kovaladım. Abla sen bu haksızlık gösterdin. İlk zaman. İlk zaman. Haksız gösterdin. 8 sene var. 8. İsmet daha ne kadar konuşacaksın? Sen beni dinlemiyorsun. Daha ne kadar konuşacaksın? Sakin olman lazım. Ben bu adına testi açtım. Abla DNA testi. Ben sana diyorum ki evliyken. İlk evliyken. İlk çocuğun olduğunda. Mehmet Ali'den bahsediyorum. Cahil. Nereye? Nuray Hanım. Gel dedim gidelim DNA testi. Başka bir şey söylüyorum Nuray Hanım. İsmet başka bir şey söylüyorum. İlk çocuktan itibaren diyorsun ya, ben ondan bahsediyorum. Evet. Cahildim. Evet. Cahildin ama çocuk benden olmayabiliri düşünebiliyordun. Tamam. Bunu giderdin birisine sorardın. Ya ben şüphe duyuyorum ne yapılır diye sana bir yol gösterirdi. Gösterdiler. 4 sene önceden bahsetmiyorum. Tamam, o çocuğun doğduktan. 8 sene önceden bahsediyorum. Doğduktan sonra zaten ben bu işlere kalkıştım. Hayır, 2017 hayır yılında dava açılmış. Anlamıyormuş abi, gibi davranıyorsun yahu. Şöyle, ben anlamıyormuş. Bak. Siz hangi yıl evlendiniz? 8 sene önce. Mehmet Ali ne zaman dünyaya geldi? Kaç yılında? 1. Yani 9 ayını tamamladı. Geldi hemen mesela 10. Bir aylıktan sonra oldu. 2000 yani 14 2013 8 yıl önce evlendik diye. 2013 yılında çocuğun dünyaya geldi. Dedin ki ilk günden itibaren hiç ısınamadım. Burada söyledin. Evet, getiririm. Gene söylüyorum. 2013 abla yılında karına bunu söyledin. Ben bu çocuk benden olmayabilir. Niye o zaman diyorum bu işlere, yasal yollara başvurmadın? İkinci çocuk oldu, gene başvurmadın. O gittikten sonra ancak aydın, ha böyle olabilir mi acaba, ben bu kadını nasıl karalarım diye başladın hukuk yolda. Ama hiçbir mahkemeyi de kazanamamışsın. İşte avukatımız söylüyor. Niye Hasan Bey. Niye kazanamadım söyleyeyim mi abla? Çünkü ben benim peşimdeydi sadece. Bir saniye. Ne peşinde? Benim. Bir saniye. Senin peşinde. Kabinle kaçtığı için, çocuk getirdi ettiği için tehditli mesaj attım. Bir saniye. Tehditli mesaj attım diye mahkeme beni ondan kararlı görmedi. Hayat Hanım. Yoksa ben bu kadına, ya sus hele. Ben bu kadına yoksa ne bir tehdit ettim ne bir kötü söz söyledim. Ama yapamadım. Yaptım mesaj sana karşı bir mesaj bende. Mesaj. Ya sadece mesajlar İsmet değil. İsmet. Hayır, öyle İsmet. İsmet. Beni espor diye paylaş. Var. Pazartesi yanında ya da mi salı, üç tane çocuk, senin çocuğun çıkarsa özür dileyecek misin? Dedin ya bir sürü namussuz, ondan bundan, benden kaçmışım değil vesaire. Milyonların önünde kadını bu duruma düşürdün. O da kalktı geldi yüzü açık bir şekilde çok hayat şükür arkadaşıyla beraber. Pazartesi ya da salı bu sonuç açıklandığında o üç çocuk da senin çocuğunsa milyonların önünde Gizem'den bu özür dileyecek misin? Neden tabii ki abla de. O kim? Neden diliyorum? Nuray Hanım. Ana susla ben konuşayım. Neden dilim bundan? Benim çocuk ettiği için mi özür dileyeceğim? Hayır. Benim doğal hakkım. Benim doğal hakkım. Ya bir tane çocuğuna babalık yapsaydın ya. Bir tamam tane bir. Sen çocuğun başını ya sevdin mi hiç? Hiç kokusunu biliyor musun çocuğunun? Bir ben dakika biliyorum İsmet çok sen hafızayken bile yerden yere mi duyuyorsun? Beraber konuşmayın. İsmet bırak onları. Şu an annene davranışın bile o kadar kaba, o abla, kadar. Abla dur ki ben konuşayım diyeyim ya. Sakin. Tamam, dur. Olamıyorsun. Dur konuşayım diyeyim. Sen de, demek ki sinirlendiğin zaman senin gözün dönüyor. Ne anne evet tanıyorsun, ne eş tanıyorsun, evet, ne çocuk tanıyorsun. Bak bundan
seyirci böyle bir şey alıyor. Abla tamam da ama ben burada annene neredeyse vurdu. Anneme dedim ki sus dedim ya. Sus da ben i̇şte kendimi ifade edeyim. Farkında değilsin. İfade edeyim diyeyim abla. Farkında değilsin. Anneciğim bir dakika der. Abla işte bak o konudan ben böyle şey edemiyorum. Edemiyorsun işte problem o. Bu kadın karşımda türü gelmiş. Ya Allah kimsenin başına vermesin ya. Aynı cümleleri tekrarlayıp durma. Evet. Tamam. Şimdi, o bitti. İsmet bak o artık bitti. Artık bu kadın dediğinle bir işin kalmadı. Bilmezsin. Çocuğunun annesi olmak. Evet. Çocuğunun annesi olmak sıfatı dışında tabii, hiçbir işin tabii, kalmadı. Tabii. Çocuklarına rezil olmamak için kendini tutmayı öğrenmen lazım. Tabii. Bak ne yap biliyor musun? Çok sinirlendiğin zaman çok derin bir nefes al ona kadar sayarak o nefesi bırak. Yavaş yavaş bırak. Bu seni rahatlatacak. Nefes vermiyor bak, ki hocam teknik. Alıyor ama. İşte o yüzden yani. Hakim olamıyor kendine. Hemen derin nefes al ona kadar sayarken yavaş yavaş ver onu. Bak tamam, tutacaksın biraz kendini. Söylediğin lafa gene kalktın. Ben şöyle bir ekleme yapayım mı İsmet? Şimdi sen Serap Hanım'a söyledin yani ilk baştan beri ben Mehmet Ali'nin bile benim çocuğum olmadığından tabii. Şüphelendim. Evet, evimden şimdi sen bir boşanma davası açmışsın. Gizem de karşılık vermiş boşanma davasına ayrı bir davayla. Tabii, dosya bak. Birleşmiş. Sen 2016 yılında ben çocuklarımı göremiyorum diye mahkemeye müracaat etmişsin. Evet. Bak şunu dememişsin. Bu çocuklar benden değil. Tamam. DNA testi yapmak ve boşanma davasına delil üretmek adına babalık davası, nesebin reddi davası açacağım demiyorsun. Türk Medeni Kanunu'na göre çocuklarımla görüşemiyorum. Bana görüş günü verin demiş. Yani benim çocuklarım. Benim çocuklarımla görüşmemi engelliyor demişsin. Evet. Dolayısıyla sen çocuklarım değil dememişsin ki. Tamam. Daha gün, sonra tamam, bak daha sonra. Hocam şimdi ben mahkeme sana görüş günü vermiş gitmişsin görüşmüşsün. Daha sonra boşanma davasından sonra delil üretmeksizin Gizem'in başka erkeklerle ilişkide olduğundan bahsetmişsin. Fotoğraflarını verdin. Delil yok mahkemede. Ve buna ilişkin olarak da mahkeme o delillerini değerlendirmeden seni haksız bulmuş. Senin çocuklarınla ilgili olarak en başta bunlar benim çocuklarım dediğin için mahkeme seni dikkate almamış sonra. Evet. Dikkate almamış. Aynen. Çünkü benim demişsin, görüşmüyorum aynen. demişsin ama mahkeme safahatının sonunda bunlar benim değil DNA testi istiyorum demişsin. Ama hocam. Sence bir baba çünkü... çocuğu için başta bunu söylerken sonda bunu söyler mi? İntikam mı almaya çalışıyorsun? Evet, olmayan bir şey yok gibi mi göstermeye çalışıyorsun? Hocam şimdi bak güzel konuştun. Bu çelişkiler tamam. senin için de yeterli çelişki tamam. değil mi? Tamam bak bir dakika o zaman bir dakika amaç ne? Amaç değil. Amacı çocukları işine gelirse kullanıyor. Mesela örnek veriyorum. Ablamın rahat olduğunu biliyor. Benim rahat olduğumu biliyor. Bizim rahatımızı bozmak için gidiyor. İşte diyor ki çocuğumdan haber alamıyorum. Beni ulaştıramıyorlar. Ben görüşmüyorum. Benim çocuklarım çocuk, değil. Evet benim çocuklarım diyor. Daha sonrasında ablamı arıyor mesela ya da mesaj atıyor. Sen diyor busun busun diyor çocuklar benim değil diyor. Madem insan mesela senin olmadığını düşünüyorsun. Buraya ilk çıktığında nasıl dedin ki benim değil. Şu anda da benimse ben alırım bakarım. Diyemezsin. Diyeceğim. Tabii kendini sağlar. Diyemezsin. Alacağım. Diyemezsin. Kendini ise mecbur alacağım. O lapacım beni aldı. Mahkeme verirse alacak. Kız sen kardeşim beni aldattı. Kız kardeşinin sözüne güvenerek ben o çocuklara nasıl benim çocuğum diyen. Söyle bana. İsmet. Çocuğumun niye karakolda kesinlikle, işine gelirse çocuk benim diyorsun. İşine gelmezse benim değil diyorsun. Kesinlikle DNA'sı yaptıracak. Her çocuk için geldiğinde bizim evin önünde kavgalar çıkarttık. Ben çocuklarımı sizin yanınıza bırakmayacağım. Hasan Bey. Bak bir şey söyleyeceğim. Hasan Bey'i dinle. Namusu mu bırak? İsmet Hasan Bey'i dinle lütfen. Şimdi sen vermem diyorsun da. Malatya 2. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anneye verilmesine karar vermiş. Bir dakika, bir dakika. Evli değil. O önemli değil. Malatya 2. Aile Mahkemesi çocukların annede kalmasına müsaade etmiş. Böyle bir amir hüküm kurmuş. İtiraz etmişsin sen. Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinafa gitmiş dosya. İstinaf Mahkemesi itirazını reddetmiş. Ve Nisan ayı itibariyle hem boşanmanız kesinleşmiş. Yarın nüfus cüzdanını değiştirebilirsin. Sen de hem de çocukların tamamen kati velayetinin anneleri tamam, Gizem'de tamam, olmasına evet, karar verilmiş. Dolayısıyla sen çocuklarımı bırakmam demen kanunu içe sayman, mahkeme abi. Kararlarını yok sayman anlamına gelir. Şekilde, sen çocuklarınla uygun şartlarda görüşmek için tamam, bahaneler üret burada. Şekilde, daha ılımlı ol, daha yumuşak ol. Lütfen tamam mı? Bırakmam dediğim daha şu yumuşak, şekilde abi. Daha ılımlı. Hocam bırakmam dediğim şu şekilde. Benim... Çocuklarım DNA testinde benim çocuğum çıkarsa ben yine söylüyorum. Benim devletime verdiği karar başımın üstüdür. Ben ona itiraz etmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bak Süleyman çocuklarının yanında çocuklarına hiçbir zarar gelmemiş. Süleyman'la bence bu tarz bence. Polemikler içerisinde ya ben girme. Ben neden teşekkür edeyim ya? Girme ya benim çocuğumu kaçıran sizsiniz. Ben neyin teşekkür edeyim? Senin çocuğun değil. Abla bir saniye. Ya sen...
DNA testi yaptın demedin. Kimlik? Ne yüzle bana diyorsun ki onlar benim? Ya ben 5 yıldır çocuğumun peşindeyim. Kardeşim o zaman gitseydin çıksaydın. Bir saniye nefes al. 5 yıl. Hasan Bey'i dinle. Hasan Bey'i dinle. Geldi gelmedim diyor. Şöyle bakın çocuklarını görmek için yasal yollara müracaat etmiş İsmet. 4 sefer ettim 4 sefer. Ve gelmiş çocuklarını icra yoluyla görmeye çalışmış. Aslında böyle de bir mücadelesi var. O noktada gelmedi. Siz mi kaçırdınız? O mu gelmedi bunlar ben bir şey diyemem. Ya, iki sefer mi? Üç sefer mi? 8 senenin içinde 3 sefer 3 kere. Annen ne diye sen sana? Sen suyu bırakırsın. Annen sana bir sürme dedik. Kedi demanı doğuyor. İzem, abla. Başak bir sakin bir konuşma yap lütfen. Ben şunu söyleyeyim. Çünkü toparlayacağım. Tamam. Ben de önemli bir şey söyleyeceğim İsmet. Tamam. Nur Hayat Hanım. 7 yılın içerisinde 3 kere falan icra geldi gördüm bize. Gördüm hanımefendi. İkisinde falan herhalde götüremedi çocukları. Bu doğru söylüyorsunuz. Evet bir tanesini 1 yıl önce daha götürdüler. Bir hafta hatta. O kendilerinin söyledi. Evinde kaldı. Zaten söyledim. Nasıl? Söylemedin. Sen hayır gelmedi diyorsun. Gelmedi tamam. Zaten gelmedi. 9 Eylül hastanesinde başıma neler getirdi. Malatya'ya götürmedin mi? Malatya'ya götürmedin mi? Malatya'ya geldiğine dair ben buraya kağıtla getireceğim. Kanıtla getireceğim. Lütfen. Geldi. Tamam herkes lütfen susuyor. Şimdi bütün bu yaşananlar bir taraftan böyle hani rezil bir tarafı var böyle ahlaksız bir taraf var. Bir tarafta böyle bilinçsizlik, cahillik, düşüncesizlik, öngörememezlik bir sürü şey var bunun içinde. Fakat bütün bunlar ne yapıyor? Aile kurumunu zedeliyor. Bravo. Çocukların anne baba ilişkilerini zedeliyor. Çocukların psikolojisini bozuyor. Travma yaşatıyor. Çünkü hırslar, kızgınlıklar, bitmemiş meseleler, bitmemiş şeyler, faturalar ona çıkarılıyor. Ona baldıza yazılan yazılar falan. Korkunç bir durum var ortada. Ve bunların hepsi sonuç olarak gerçekten de aile bütünlüğüne, aile kutsallığına gölge demiyorum. Daha büyük lekeler, karalar düşürüyor yani. Biraz artık bir kendinize gelin. Artık hepiniz 30 küsur yaşlarına gelmiş insanlarsınız. Bir bilinçli düşünün. Bu DNA bir açıklansın. Artık o senin karın değil. O senin baldır. O evli bir kadın. Ona bırak iyi akşamlar diye bile mesaj atmaman lazımken acayip şeyler yazıyorsun. Şimdi DNA sonuçları bir açıklansın. Sen bir kere Berkcan'la ilgili hiçbir şey yapmamalısın. Onun babası anası belli. Sırf intikam için 7 aylık bir bebeği buna kurban etmeyeceğini, o kadar bilinçsiz davranmayacağını varsayıyorum. 2. Lütfen bunlar sonuçlandıktan sonra tabii ki sen de çocuklarınla ilgili velayet davası açabilirsin. Bu senin hakkın. Tabii. Yarın bir gün o olana kadar lütfen Gizem, lütfen Başak, Süleyman çocuklarını kanun diyorsunuz, yasa diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti diyorsunuz, hukuk devleti diyorsunuz ama bunun gereklerini yerine getirmiyorsunuz. Ne? Geldiği zaman icraya ne gerek var ya? Çocuklarını kavga çıkar. Çocuklarını görmeli, göremeyince hırslanıyor olabilir. Ama ilk görüşmeler pedagog eşliğinde olabilir, olmalı ama bunu kaçak, göçek, ona baba diyor, ben onu göstermeyeceğim. Bunları yapar. Koyuyorum çünkü pazartesi günü inşallah en geç salı günü DNA sonuçları açıklanacak. Artık şu aile kurumunu da lütfen bu kadar ayaklar altına almayın. Ana babalığı bu kadar küçümsemeyin. Çocukların küçüktür anlamaz diye düşünmeyin. Her şeyin farkındalar, bu topluma faydalı çocuklar yetiştirin. Bunun için de siz anne baba olarak önce siz barışık olun kendi içinizde. Sonra çocuklarınızı topluma kazandırın. Sonra başımıza sorunlu, travmalı insanlar olarak karşımıza gelmelerine engel olun lütfen. Evet, evet şimdi yine çocuğunu göremeyen bir anne. Ne yazık ki Nur nerede? Nur'a geleceğim. Önce Aysun zannettim ama Nur'a geliyorum. Nur'u alacağım stüdyoya. Sizlere teşekkür ediyorum tamam, bugünlük. Ailesi 27 yaşındaki Nur Maden Gökçek'ten 2 yıldır haber alamıyordu. Nur yayınlarımız sonucu annesini 2 defa aradı. Dün Nur annesini arıyor tekrar ve gerçekten Nur. Kayıp değil artık, bunu biliyoruz. Artık kayıp yok. Yaşar'dan boşanınca döneceğim. Ben Yaşar'dan boşanmaya kadar meydana çıkmayacağım. Boşansak bile aradan geçen bir zaman diliminden sonra
Yeniden bana döneceğini biliyorum. Oxford mezunu damattan iddialar. Oxford'u siz söylediniz ya. Mesela o duruyor ekranda. Oxford'un hangi bölümünden mezunsunuz? Elektronik Yüksek Mühendislik Bölümü. Peki efendim, biz aramaya devam edeceğiz bu durumda. Nur, baba evine geri dönecek mi? Birazdan. Efendim, Nur'un babası 2 yılı aşkın bir süredir kayıp Nur. Babası Gürbüz Bey stüdyomuzda. Abla telefonda olacak, anne telefonda olacak. Biliyorsunuz son gelişmeleri, Nur annesini ikinci kez aradı ve dedi ki Yaşar'dan boşanmadan ortaya çıkmayacağını söyledi. Ve biz Gürbüz Bey, siz de şimdi ilk defa duyacaksınız. Biz ekibimizle Nur'un izini sürdük ve nereden aradığını annesini tam olarak nokta atışıyla bulduk efendim. Şimdi o anlar bir gelsin ekrana. Muhabirimiz Seda da Nur'un annesini aradığı noktada olacak. Dönüşte bir, yani VTR dönüşü bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim. Nur, şuradan sana bir şey söylemek istiyorum. İzlediğini biliyorum bizi. Benim muhabirim şu anda senin anneni aradığın noktada bekliyor. İster kamera önünde, ister kamera arkasında. Hiç zorunda değilsin kameralar önünde konuşmaya. Ama bil ki seni orada bekliyor. Ve lütfen birkaç dakikada olsa muhabirimiz Seda'nın yanına git. Sen o noktayı biliyorsun zaten. Şimdi biz de ekrana getiriyoruz. İsim vermiyorum. Tekirdağ civarında bir yer olarak geniş kapsamlı bir cümle kuruyorum. Ama biz nokta atışıyla nerede olduğunu biliyoruz. Ekibimiz 2 yıldır haber alınamayan Nurmaden Gökçek'in izini sürmeye devam ediyor. Annesiyle 2 defa şüpheli telefon görüşmesi yapan Nur, Manisa'da olduğunu söylemişti. Ancak aramaları yaptığı telefon başka bir il kodu ile başlıyordu. Manisa'dayım dedi, Tekirdağ'da çıktı. Gerçeğin peşinde ekibi olarak Nur'un annesini aradığı ankesörlü telefon kulübesinin yerini tespit ettik. O telefonu bulduk. Nur annesini işte görmüş olduğunuz bu noktadaki telefon kulübesinden aradı. 282 alan koduna sahip olan bu kulübeden aramasına rağmen annesine Manisa'da olduğunu söyledi. İşte bu gizemli telefon görüşmesi Nur'un başkaları tarafından zorla alıkonulduğu şüphesi uyandırdı. Nur, baba evine dönecek mi? Ve hemen canlı yayınla muhabirimiz Seda'ya dönüyorum. Bir süre tanımak istiyorum çünkü Nur'a bizi izliyor biliyorum. Süreyi de şunun için tanıyacağım. Bize muhabirimizin yanına gitmesi için. Çünkü hala aile baba diyor ki ben kızım ortaya çıkmadan buradan gitmeyeceğim. Evet hocam, aynen. Değil mi? Kızıma genel sesleniyorum buradan. Lütfen geri dön gel kızım. Kapım sana açık. Ne şekilde olursa olsun gene kabullenirim o benim yavrum. Hiçbir şekilden çekinmene gerek yok. Hiçbir şeyden geri kalma. Gene istiyorum, gene istiyorum. Hani ben senin babanım. Hani kapım açık, kapım sana kapatmadım. Ben seni kovmadım. Ben seni yani herhangi bir şeyde ters davranmadım kızım. Kaçacağım bir tek yer vardıysa baban eviydi, baban yuvasıydı. Ama gene kapım açık yavrum. Gel, ben seni gene koltuklarım altına alacağım. Peki annesini aradığı noktaya dönelim. Orada yine muhabirimiz Seda var. Seda merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi senin yerini tabii ki buradan paylaşmıyorum ama Nur biliyor nereden aradığını. Dolayısıyla senin orada bir bekleyişin sürecek. Belki Nur kalkıp yanına gelecek. Buradan Nur'a şunu da söylüyorum. Tekrar kameraları kapatırız. Önemli değil. Yeter ki muhabirimize ulaş, git yanına, de ki ben kamera istemiyorum, görüntüye çıkmak istemiyorum ama Seda Hanım seninle dertleşmek istiyorum de ve en azından muhabirimiz seni görsün. Biz bilelim ki sen iyisin, rahatın yerinde, görüntünle, fiziğinle, işte dış görünüşünle iyisin. Bu imajı vermen lazım çünkü baban buradan gitmeyecek seni görünceye kadar. Bekliyorsun orada Sedacığım. Evet Serap Hanım, bekliyorum. Nur'un bize ulaşmasını umuyoruz ve buradaki bekleyişimizi sürdürüyoruz biz de. Bu arada sen görüntüde kal. Kız kardeşi, ablası Hülya telefonda. Hülyacığım merhaba. Merhaba. Hülya, şu anda kardeşinin
bizi, yani anneni aradığı noktadayız biz. O kendisi biliyor. İnşallah onun gelmesini oraya bekliyoruz. Dediğim gibi kamerada görünmek zorunda değil ama belki sen de bir çağrıda bulunmak istersin. Şu an izliyor bizi Nur. Nur, senden tek ricam, bak babam iyi değil. Olaylar üst üste geldi, yaşananlar üst üste geldi. Senden ricam, o adamı artık üzme, yeter. Yeter, yaşıyorsan da yerini bildir, gelsin, görsün. Eğer benim babam yine sana müsaade etmezse ayrı yaşamana, hayır benden ayrı yaşayamazsın derse ben duracağım babamın önüne. Ama yeter ki şu adamın vicdanını rahatlat artık. Çık ortaya. Anne Saniye Hanım da telefonda. Saniye Hanım. Buyurun. Saniye Hanımcığım, şu anda kızının seni aradığı noktadayız. Muhabirimiz orada. Tekirdağ civarında bir nokta burası. Ve kızının gelmesini bekliyoruz. Çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz. Benim kafama takılan bir şey var. Sizi arıyor ama babama telefonumu verme diyor, numaramı verme diyor. Ben buradan yola çıkarak babasından korkmuş, çekinmiş olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Niye babası bilmesin istemiş bunu? Zarar verir mi? Baba zarar verir mi bugün çıkıp gelse? Hayır, hayır. Şöyle bir şey. Dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Şöyle bir şey. Çünkü babasına 3 evlilik yaptı. Babası buna her konuda yardımcı oldu. Hasta biri babası. Babasını üzdüğü için belki çekinmiş olabilir oradan. Çünkü hiçbir çocuğuna babası böyle bir ızdırap çektiren bir eş değil, baba değil yani. Çocuklarına üstüne düşen bir baba. Bir işkence veren baba değil. Bunu 3 evlilik yaptı, gelinlikle gitti. Yani bu Yaşar Bey hariç ikisine gelinlikle gitti, tek evliliklerinde güzel düğün yaptı. Bunu şey yaptı, her evlendiğinde babayı yıktı Nur. Ona rağmen ben yani babası olsun ben olayım, kızımı istiyorum. Yani bir de Yaşar'la zaten habersiz evleniyor, ona rağmen baba bir tepki göstermiyor. Yine kabulleniyor, yine tamam kızım inşallah bu sefer iyi olur diyor. Ama ben yine de sorma gereği hissettim. Yaşar'la ilgili size ne söyledi Nur? Yaşar'la ilgili bu ikinci arayışında dedi ki anne ben dedi dönmeyeceğim dedi. Neye kızdım dedim, sebebi ne dedim. Boşanmayınca bana çok tehdit yağdırdı. Bana onu bunu saydı yani küfürlü, beni dillik vermedi. Açığa çıktığında dedi. Ondan sonra tekrar dönüşte de telefonda tehdit yağdırdı. Bana ben duydum diyor, altın ziynet eşyamı götürmüş. Ziynet eşyasında bir gerdanlıkla bir şey tabişe. Ben bunu diyor şeye götürdüm diyor, kuyumcuya amaneten bıraktım diyor. Ben para, bir doları diyor inkar etmiyor, doları aldım diyor, gittim diyor. Ben şey yaptım diyor, hiçbir şeyde şey almadım diyor. Bu mektuplarda şu onun uydurması diyor. Ben bırakıp gitmeye kaçan adam diyor, mektup bırakır mı diyor. Bunları şey yapıyor diyor. Madem 2 sene ben kayıp, neye peşime düşmedim adam seven adam diyor. Yani onu geç diyor, ben diyor boşanmayınca diyor ortaya çıkmayacağım diyor. Ama bir dava falan açmamış anladığım kadarıyla değil mi? Hayır. Açmamış. Yaşar da açmamış. Peki tek başına mıymış orada, yoksa yani birileriyle beraber mi hayatını devam ettiriyor? Efendim? Yalnız tek başına mı, yalnız mı yaşıyormuş? Size ne dedi? Evet. Dedim sen kiminle, birinin yanında mısın? Tehdit mi yazdırlar sana? İşkence mi verirler? Acaba birinin yanında mısınız? Ben bunları kızıma sordum. Kızım da hayır dedi. Hani tek başıma yaşıyorum ben dedi. Rahatım dedi. Ben çalışıyorum dedi, kendi kendime bakıyorum dedi. Bana söylemesi bu. Peki. Bana. Ben de bir Nur'a bizi izlediğini umut ederek şunu söylemek istiyorum. Nur bak, yani ben senin eşin Yaşar'ın ilişkinizin çok iyi olduğu ve her şeyin süt liman olduğu tarzındaki hayatın olağan akışına aykırı laflarına itibar etmediğimi belirtmek istiyorum. Boşanma noktasında da bence bizimle irtibata geç. Bir an önce o protokollerinizi hazırlayıp
gerçekten boşanma safahatına getirmek için elimden geleni yapacağım. Ama senin bu şekilde hareket etmenle bu olmaz. Gelip bize görüntüde konuşman lazım. Bu yani kaçarak halledemezsin bir şeyi. Olmaz, bu arada Oxfordlu Yaşar'ın bütün hayalleri de suya düştü. Benim bir lafımla çıkar gelir bana döner demişti. Öyle bir şey olmadığı gibi ortaya bile çıkmak istemiyor kız Yaşar Bey. Bu arada Seda eğer hala hattaysa ben bir tekrar son bir kez ona dönmek istiyorum. Seda bugün bu konuyu ayıracağım süre bitiyor ama şu ana kadar gelen giden olmadı anladığım kadarıyla. Maalesef Serap Hanım ama biz bekleyişimizi sürdürüyoruz. Peki teşekkür ederim. Nur'a da buradan sesleniyorum. Kaçarak bir yere varamazsın Nur. Ancak bu işi yani yasal yollarla çözmek için sana yol gösterebiliriz. Ama şunu bil ki baban diyor ki ben kızım ortaya çıkmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Onu aramayı sürdüreceğim. Kızım buradan seslenebilir miyim? Tabii ki. Nur kızım herhangi birisiyle yaşıyorsan, herhangi birisiyle evlendiysen gene de bir şey demeyeceğim. Demiyorum da. Tabii ki yaşın tutuyor, başın tutuyor. Şu ana kadar hiçbir şey demedim size. Biliyorsun kendi hareketlerini, durumlarını. Demedim ben bir baba olarak. Gene de demeyeceğim kızım. Telefon aç. Ben senin babanım yavrum. Ben seni dışlamadım hiçbir zaman. Gel. Gene yardımcı demin avukat beyin söylediği gibi. Gel. Gene işini çözelim. Boşanmak mı istiyorsun? Boşan. Evlenmişsen, herhangi bir arkadaşın yanındasa veya bir arkadaşın varsa ona da eyvallah diyorum yavrum. Ve şunu söylüyorum Nur'a son olarak. Kameralar kapandı. Daha doğrusu arkadaşımın, muhabirimizin bulunduğu yerde artık yayın yapmıyoruz. Yani şu an gitsen ve ben seninle özel konuşmak istiyorum Seda dersen biz buna da varız. Hiçbir şekilde karşı taraf istemeden zaten görüntü dahi tamam, alamayız. Tamam bizimle görüşmek istemiyorsun Seda'mla evet, görüş. Seda ile bir görüşmeni rica ediyorum senden. Şimdi Aynur konusu. Aysun 3,5 aydır oğlunu göremiyordu. Dün eşi hala nikahlı oldukları için eşi diyorum bağlandı. İşte bir sürü şeyler söylüyorlar da hiçbirinin yasal dayanağı yok bir kere söylediklerinin bayramında aynı şekilde. Ama biz dün bir şey yaptık efendim. Sonucunu birazdan göstereceğim size. Aysun'un eşi Bayram, 9 yaşındaki oğlu Bahadır'ı 3,5 aydır annesinden sakladığını sonunda kabul etti. Her şeyi canlı yayında itiraf etti. Kaçırmalısını da zaten sevmiyorum yani. Sen çocuk kaçırma suçunu işlemişsin. Ben de anlatayım, adı kaçırmak olsun, ne olursa olsun artık siz koyarsınız adını. Herkese meydan okudu. Çocuk benim yanımda, istediğin zaman gelip görebilirsin ama vermeyeceğim. İstiyorsun ki olay çıksın her çocuğu aldığın zaman. Birbirlerini suçladılar. Ağabeyi çocuğun yanında üzerime yürüdü. Sen yalan konuşuyorsun. Bütün bunlardan Bahadır'a ne? 3,5 aydır anneyi görmüyor. Ne münasebet? Burada anne var göremiyor falan. Bunları yaşatmayın birbirinize. Aysun, oğlu Bahadır'a kavuşabilecek mi? Birazdan. Evet Aysun hoş geldin. Hoş bulduk Serap. Aslında tabii ki adettendir hoş geldin demek ama Aysun bugün çok hoş gelmedi buraya. Sebebini şimdi açıklayacağım. Biz bu sabah şöyle bir şey yaptık. Bayram'ın oğluyla birlikte, Bahadır'la birlikte ailesinin yanında yaşadığını biliyor. Yani daha evet, doğrusu öyle. Bunu tabii biz de Aysun'dan öğreniyoruz. Duyumlarımız da var, ihbarlar da var bu konuda. Aysun, muhabirimiz İzel, polis eşliğinde Bayram'ın ailesinin, annesinin evine gittik efendim. Ve bakın neyle karşılaştık. Yayınlarımız sonrası minik Bahadır'ın babası tarafından saklandığı adrese dair ihbar alan ekiplerimiz, soluğu babası Bayram'ın yaşadığı iddia edilen evin önünde aldı. Annesinden kopartılan minik Bahadır'ın zorla tutulduğuna dair ihbar aldığımız evin önündeyiz. Birazdan emniyet güçleri Bahadır'ı bulmak için bu adreste arama yapacak. Kapıyı açmadılar. Bahadır'ı almak için geldiğimiz adreste maalesef ki kapıyı açan olmadı. Oğlumu almaya geliyorum. Maalesef kapıyı açmıyorlar. Her defasında aynı şeyi yaşıyorum ben. Burada olduğunu biliyorum ama yine de kapıyı açmıyorlar. Oğlumu alamıyorum. Okuluna gidemiyor. Devam edemiyor.
Ya çok özledim oğlumu artık. Almak istiyorum bir an önce. Yani vermelerini istiyorum oğlumu. Aysun, sence evdeler miydi? Bence evdelerdi. Daha önce de yaşadım böyle daha şeyler diyorsun. Daha önce de yaşadım. Hatta bir kere dayanamayıp gittim. O seferlik açmışlardı. Lütfen dayanamıyorum oğlum bana verin demiştim. Suratıma kapıyı kapattı. Açtılar ve kapattılar. Açtılar kapattılar. Ama yine oğlunu göstermediler. Yok, vermediler. Sonra icra yoluyla almıştım. Yani ben böyle şeyler yaşıyorum. Ama bu sefer evde olduğunu biliyorum yani. Konu komşu çıktı mı dışarıya? Herhangi bir konuşmanız oldu mu? Buradalar değiller, içerideler. Onların da net bir şey söylemleri olmadı açıkçası. Bir de şöyle oluyor tabii, ne olursa olsun orada bir komşuluk ilişkileri var. Şimdi bunun bozulmasını da çok istemiyor olabilirler. Yani ancak öyle, gizli bir öyle şekilde. De yani şimdi eğer gerçekten orada olduğu noktasında bir kuvvetli bir şüphe emare varsa polisin çilingir marifetiyle kapıyı açma şeyi de var, hakkı da var. Onun için eğer konu komşu evet buradalar dediyse o tutanakla tutulup kapı çilingirle de açılabilirdi. Onun için sordum size. Hayır, açmadılar. Açılabilirdi. Açılmadı yani o kapı. Yani. Çünkü orada bir suç var. Çocuk da suç şeyi yani. Aysun, Bayram ne yapmaya çalışıyor? Sence bir kere şunu sorayım önce. Siz çok mu çekişmeli boşandınız? Bayram boşanmayı istemiyordu. Seni çok seviyordu. Neyin intikamını almaya çalışıyor? Ya o ilk başta boşanmak istemiyordu ama ben... Bu konuda netim artık yani. Çünkü bayağı bir çekişmeli boşanma yaşıyoruz halen. Halen de devam ediyor ne dava. Ne istiyor yani? Neden boşanamıyorsunuz? Ne diyor? Ben seviyorum, boşanmak mı istemiyorum diyor. Tazminat mı istiyorum diyor. Çocuğumu ne diyor da boşanamıyorsunuz? Son yazdığına göre çocuğun velayetini bana ver. Hani uzamasın, çocuğu okula yazdırayım. Yani yazdığı şeyler böyleydi. Ama böyle olmaz ki. Sürekli ben kaçırıyor benden. İcra yoluyla alıyorum. Tekrar kaçırıyor. Şimdi ya amacın ne olduğunu şantaj diyoruz. Kanunen haklı olmayan bir meselede mecbur bırakarak velayet hakkını kendisine almaya çalışıyor. Neyle tehdit ve şantajla? Çocuğunu göstermemekle tehdit ediyor. Bu ciddi bir suç aslında. Yani bununla ilgili olarak da savcıların harekete geçmesi lazım. Çünkü iradesini fesada uğratarak tehditle velayeti verdim gibi sanki iradi bir karar vermiş gibi yapmaya çalışıyor. Ciddi bir suç. O mesajlar duruyor mu? Evet. Mesaj olarak mı evet, atmıştı mesaj sana? Olarak. Duruyor. Bunlar mahkeme... Yapalım. Hafta içi yapalım. Eğer Bayram bu şekilde davranacaksa yapsın ve Bayram da sabıkasına tehdit ve şantaj suçu ile ilgili olarak suç kayıtlarını görsün. Eğer bu şekilde yapmaya devam edecekse. Şimdi oğlun tabii 9 yaşında. 9 yaşında. Aklı eriyor artık. Belki... Sosyal medyadan görüyor, belki önüne çıkıyor, arkadaşları bir şey söylüyor, bilmiyorum. Yani en azından oğlunu olumsuz yönde dolduruyorlarsa eğer, buradan oğluna da bir mesaj ilet tabii. Bence. Oğlunla bir sanki karşındaymış gibi konuş ki orada yanlış mesaj veriliyorsa bunu düzeltmiş olalım en azından. Ama tabii ki takipçisi olacağız işin. Ben oğlumu çok seviyorum. Hiç ona da söylediğim gibi asla hayır, bırak. Direkt adıyla hitap ederek konuş. Onunla konuşur gibi. Bahadır, ben seni çok seviyorum oğlum. Seni bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım. Seni alacağım. Birbirimizi göreceğiz biz oğlum. Birbirimize kavuşacağız. Görüntülü dediğin, konuşturuyor dediğin zaman zaman. Evet. Bir de şunu söyledi dün. Bahadır'ın davranışlarında bozukluk vardı vesaire. Sanki orada bakılamıyor, orada bir sorun var da ben o yüzden onu kurtardım anlamına gelecek hayır, şeyler söyledi. Hayır, yani orada bir sorun olması da gerekmez. Anneyi göremiyor, daha büyük sorun mu var? Bravo. Yani görüntülü konuşma bravo. Nedir ki ekrandaki görüntü? Annenin kokusu, sıcaklığı, şefkati, o yaşta bir çocuğun bunlara ihtiyacı var. Doğrudan da travma sebebidir anneden bravo. Uzak bırakılması. Evet, nasıl davranıyor, ne konuşuyor? Yani biraz ondan bahsedin bize. Görüntülü Bayram'ın ona davranışından. Hayır. Oğlunuz nasıl davranıyor size? Yani size karşı bir tavır geliştirmeye başlamış mı? Hani bir zehirlenme var mı orada? Onu sormaya çalışıyorum. Neden beni görmeye gelmiyorsun? Bak suçluyor. Şu tabii. Deniyor. Daha annen seni görmeye gelmiyor. Daha nasıl zehirlensin? Anne sen beni hayır. Görmeye gelmiyorsun. Çocuklar 7 yaşına kadar zaten hiç soyut düşünemez. 7 yaşından 12 yaş arası gelişir soyut düşünce. Yani ortadaki
bu soyut sebepleri, annenin babanın anlaşamama sebeplerini falan algılayamaz çocuk. O somut olarak ne var? Anne gelmiyor. Sebeplerini düşünemediği için anneyi suçlayacaktır. Neden mi? Ne diyorsun ona? Oğlum seni alacağım. Merak etme. Bir kere daha bunu yaşadı. Çünkü icra ile aldım. O sürecin nasıl olduğunu da biliyor artık. Hemen alamadığımı da gördü. Seni alacağım oğlum. Ben seni bırakmadım. Seni alacağım. Merak etme. Sakın üzülme. Bu şekilde konuşmayı, yani terkin etmeyi, sakince konuşmaya çalışıyorum. Ürkütmeden. Kayınvaliden, kayınpederin var mı? Var. İkisi de hayatta. Allah uzun ömür versin. Tabii ki bu çocuğa da birileri bakıyor. Evet. Yani bu da babaanne, dede olabilir. Ben böyle zamanlarda büyüklerden daha böyle yapıcı bir takım davranışlar bekliyorum. Mesela oğulları diyelim ki aldı getirdi torunlarını, anneye gösterdi. Oğlum, onun annesi. Tabii. O bizim torunumuz. Onun ruh ve beden sağlığının iyi olması hepimiz için olumlu bir şey. Niye gibi. Tabii. Anne babaların bir yönlendirmesi de o olmuyor. Maalesef tam tersi bir durum oluyor. Ve daha çok, yani belki çocuklar kendi başlarına anlaşabilecekler. Anne babalar şey yapıyor, onları hırslandırıyor. Daha fazla sürekli konuşarak, sürekli kötüleyerek, hatta Bayram, hakaretler ederek karşı Bayram tarafa. Hattaymış. Bayram Bey merhaba. Merhaba Serap Hanım. Sabah yoktunuz, evde geldik. Buraya mı geldiniz? Evet. Haber verseydiniz de o saatte yoktum. Anneniz babanız da yoktu evde. Hı. Çok erken saatte işiniz mi vardı? Dışarı mı çıktınız? Sabahleyin çıktık biz saat 8 gibi. Sekiz gibi. Hı. Peki şu anda evdesiniz o zaman. Gelsek haber vererek geliyoruz o zaman. Gelelim mi? Şöyle, benim annem babamın evinde oturduğum için şu an yani rahatsız oluyoruz. Şeyden dolayı, yanlış anlamayın, sizden değil. Ama bu konuyla alakalı burada bayağı bir sıkıntı çıkarttı karşı taraf. O yüzden artık rahatsızlık duyuyoruz. Anne babayı bir 8'de yine gönderin sabah. Çünkü polis marifetiyle gelecek anne çocuğunu görmeye. Anne babanız buna muhatap olmasınlar, bu olayın yaşamasınlar. Bana göre Bahadır da yaşamamalı böyle polis marifetiyle gelinmesini vesaireyi ama... o zaman şu anda haber veriyoruz. Sabahleyin biz 9-9.30 gibi gelelim. Annenizi babanızı bir kahvaltıya gönderin bir yere. Gerçekten onları rahatsız Serap etmek Hanım. İstemeyiz. Evet, Serap buyurun. Hanım. Buyurun. Sorun çözmek istiyorsa ben diyorum ki ortak velayet, ben bu şartlarda gözüm arkada çocuğu karşı tarafa vermem. Ortak velayet gelip oturup konuşacak. Gelip oturup konuşma isteği talebi bize gelmedi. İki şimdi, senedir böyle bir talep gelmedi. Peki. Çocuğu onun için bile çocuğu annesine bir göstermen lazım. Şimdi Bayram Bey onu söyleyeceğim. Ortak velayetle ilgili Serap karar almak Bayram Bey o mahkemede lazım. Alınacak bir karar. Bakın. Burası karar merci değil ya. Biz sadece kesinlikle. Elimizdeki yasal burada. Dayanaklarla şunu söyleyebiliyoruz. Hı-hı. Geçici velayet annede kalacak. Hı-hı. Ama siz görebileceksiniz. Hatta ya bir gün diyorsa 3 gün görün, ne olacak yani, bu o kadar da ölümcül bir şey değil, illa orada öyle bir gün yazıyor bir gün, 3 gün ver ne olacak ama hayır sonuç... vermiyor Serap Hanım, bu o yüzden ortak velayete yanaşmıyor. Babası diyor ki bunun Bayram diyor oğlunu 15 günde bir görecek diyor. Hayır, bu babası buna karışamaz diyor. Babası ya buna karışamaz. Karışamaz ama karıştı, 2 senedir karıştı. Hayır buna. Keşke siz gelseydiniz buraya. Keşke gelseydiniz deseydiniz ki benim haftada 1 gün, 2 gün görme hakkım var. Kayınpederim buna mani oluyor deseydiniz o zaman sizin hayır, haklarınızı da savunurduk burada. Velayet 15'te 1 olduğu için babası diyor ki 15'te 1'den fazla görmeyecek. Ya ne olacak, haftada 2 gün görse aynen ne olacak öyle, ama. Aynen. Efendim bugünle birlikte bu haftayı da noktalıyoruz. Pazartesi günü 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya kadar hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıkla buluşalım efendim. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.